Evet sevgili dostlar, iyi akşamlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bundan sonra 15 günde bir Ufuk Hattı programında birlikte olacağız. Ekonomi politik bir program ve bu programı öncelikle sizlere takdim etmek istiyorum. Ufuk Hattı içerisinde biz neler yapacağız, neler konuşacağız? Bu konuşmayı da sevgili dostum Profesör Doktor Gültekin Çetiner hocamızla birlikte yapacağız. Biz yaklaşık 10 tane konu belirledik. Bu 10 konuyu detaylı olarak sizlere, tabii bu programda olmasa bile önümüzdeki yaklaşık 10-15 program içerisinde nakledeceğiz. Nedir bu konular efendim diye baktığımızda, bugün işleyeceğimiz konu paradigmalarla ilgili. Bu konu çok önemli. Bundan sonra yapacağımız bütün konuşmaları, bütün değerlendirmeleri bu paradigma felsefesi çerçevesinde yapacağız. Onun için paradigma deyince biz neyi kastediyoruz? Nedir bu paradigma? Bunun içerisinde neler var? Nasıl oluşur ya da nasıl felce uğrar? Yenileri nasıl gelir, eskileri nasıl gider? Bunları konuşacağız. Bu birinci programdan sonra diğer konuları da ben sizlere özet olarak takdim etmek istiyorum. İkinci bir değerlendireceğimiz konu ekonomi ve iktisat ile ilgili. Temel olarak ekonominin temel tanımlarından başlayacağız ikinci bir konuda ve bu ekonominin fiziksel döngüsü nedir? Pazarlar ne demektir? Pazarın önemi nedir? Bu pazarlarda, bu ekonomi fiziksel döngüsü içerisinde para nasıl piyasaya çıkıyor? Nasıl giriyor? Nasıl dönüyor? Paranın dönüşümü, devinimi nasıl oluyor? Bunları anlatacağız. Bir üçüncü konuda sizlere parayla ilgili üçüncü programa girdiğimizde artık paranın kendisini tanımaya çalışacağız. Belki birçoğumuzun kullandığı ama ne olduğunu tam da bizim bakış açımızla bakmadığını bildiğimiz bir konu, para konusu. İşte para nedir? Paranın fonksiyonları nelerdir? Hangilerini kabul edeceğiz, hangilerini kabul etmeyeceğiz? Mevcut sistem içerisinde paranın işlevleri neler? Mevcut sistem, bu para sistemi nasıl kuruldu, nasıl kurgulandı ve bu mevcut sistem kimlerin işine yarıyor? Bizim işimize yaramadığı kesin Gültekin Hocam, öyle değil mi? Evet. Yani ve mevcut sisteme itirazlarımız nelerdir? Özellikle parayla ilgili, borca dayalı para sistemiyle ilgili bunları konuşacağız. Daha sonra hocam ne konuşacağız? Faiz borç ilişkisi. Evet. Faizin yıkıcı etkisiyle devam Evet. edeceğiz. Herhalde burada toplumda artık geniş kesimlerde yani hakkında farkındalık oluşmaya başlanan ısrada hikayesinden bahsederiz. Bu borca dayalı para sistemi dediğimiz sistemin yıkıcı etkileri nelerdir? Bunları 2 artı 2 eşittir 4 eder şekilde ispatlayacağız. Daha sonra 5. hafta içerisinde Ya global da finans beşinci program veya olarak, 5. beşinci konu olarak. konu diyelim, evet. Konu içerisinde global finans krizi. Bunun ayrıntılarını öne çıkaracağız. Nasıl bir kriz bu? Nasıl doğmuştur? Mortgage krizi ve diğer bunun içerisindeki ilintili krizlerden bahsedeceğiz ve çözüm arayışları. Özellikle bunlara girmeye çalışacağız. 6. konu içerisinde Türkiye'nin genel ekonomik potansiyeli konusuna gireceğiz. Evet. Reel ekonomik sıkıntılar nelerdir? Bu açmazlar nelerdir? Pek çok konuya burada özellikle insanların anlayabileceği seviyede hitap etmeye çalışacağız. Bir eğitim programı da aynı zamanda zaten merkezinde biliyoruz. Bütçe açığı ne demektir? Cari açık nedir? Örneğin bununla ilgili pek çok kavramda bunun içerisinde işleyeceğiz. İsterseniz 7. konudan 7. hafta itibaren. evet dediğimizde aslında 7. konuya gelinceye kadar biz ne yapmış olacağız? Öncelikle biz bakış açımızı ortaya koyacağız ve buna biz paradigma diyoruz. Değer sayım diyeceğiz. Birazdan bu detayları anlatacağız. Ondan sonra biz ekonominin temelleri nelerdir? Ekonomi içerisinde bu fiziksel ekonomik döngü nasıl oluyor? Bu fiziksel ekonomik döngüyü çeviren parasal döngü nasıl oluyor? Bunların felsefesi, kurgusu nasıl gelişti? Bunları anlatacağız. Bunları anlattıktan sonra global finansman krizi nasıl gelişti? Bunları da söyledikten sonra artık bir devleti konuşacağız. Evet. Yani devlet nedir?
Yani biz neye devlet diyeceğiz? Yani devlet deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Evet. Bunları konuşacağız. Tabii. Ya da bir devletin yapısı nasıl olması gerekir? Bunları konuşacağız. Bir devlet sistemi. Çünkü bunların hepsi birbirleri ilintili olan şeyler. Evet. Yani siz devletim diyeceksiniz ama diyelim ki paradan, parasal kurgudan haberiniz olmayacak. Evet. İşte ben ekonomine sahibim diyeceksiniz. Fiziksel ekonomik döngüden döngüye tam olarak şey yapamayacaksınız, hakim olamayacaksınız. İşte nasıl olması gerekir bunları konuşacağız ve mevcut açıkları da konuşacağız. Belki de yeni önerimiz olacak devlet sistemi mekanizması ile ilgili. Sekizinci bir konu olarak, tabii şimdi ekonomi konularını, finansmanı konuşup devleti konuştuktan sonra dünyada müşahhas olarak bu devletler ekonomik kavganın hemen hemen ana arterlerinden bir tanesi hidrokarbon mücadelesidir. Evet. Bu önemli bir mücadele. Onu konuşacağız, hidrokarbon mücadelesini. Ülkemizin 60 milyar dolar üzerinde sürekli en yıllık yaklaşık 60 milyar dolar ithalat yaptığımız bir konu. Yani bu konuyu göz ardı edemeyiz. Bazen bakıyoruz televizyon programlarına çıkıyor sayın ekonomistler, tırnak içerisinde söylüyorum. Saatlerce konuşuyoruz. Sizin konuştuğunuz konunun ederi ne kadar arkadaş? Ne kadarlık konuyla ilgili konuşuyorsunuz? Diyelim ki 1 milyar dolar, hatta işte 300-500 milyon dolar. Halbuki Türkiye'nin hepimizin cebinden, yani işte bir ciklet alırken tutun da benzin alınca, mazot alıncaya kadar çok büyük bir vergisiyle de karşılaştığımız bir hidrokarbon var. Nedir bu? Petrol, doğalgaz, benzin, LNG, ne derseniz. Evet. Bunları konuşacağız. Bunları konuşurken hemen ortak para birimi olur mu, olmaz mı, nasıl olur, bunları konuşacağız. Evet. Yani. Özellikle bu ilk bölümümüzde paradigmayla, yani değer sayım dediğimiz paradigmayla başladığımız zaman ben bunu format atma olarak niteliyorum. Yani ezber bozan diye fragmanda da görmüşlerdir. Hodri meydan ifadelerinden de hatırlarlar. Hocam sizin o Hodri meydan bayağı bir kişinin dikkatini çekmiş. Evet. Diyorlar Gültekin Hoca Hodri meydan çektiğine göre çok önemli şeyler söylemesi gerekiyor. Şimdi Hodri meydan dediğimiz zaman bir format atmak gerekiyor. Öncelikle. Ondan sonra üzerine bizim değer sayım dediğimiz değerler sistemini kuracağız. Burada isterseniz orayı da vurgulayayım ben, yedinci konuyla ilgili olarak. Devletle ilgili kısmı bahsetmiştiniz. Bu arada 3 mesele dediğimiz mesele de var. Çok önemli ses getirdi biliyorsunuz sosyal medyada da. O 3 mesele ve yeni bir sistem kurgulanması konusu da var. Burada ortak para birimi, tabii ortak para birimi deyince avro ekseninde bir ortak para var. Ve onun etrafında bir çöküşten bahsediliyor. Neden orada çöküşler oluyor da bizim ortak para önerimiz nedir, neler kapsıyor? Bunları kendi paradigmamıza göre kurgulayacağız. Dokuzuncu konu içerisinde ekonomik veriler ve kurguların özellikle incelenmesi. Bunları pek çok insan nasıl analiz edebilir? Bizim değer sayım içerisinde onları bir anlamda görecekler. Ekonomik veriler ve kurgu içerisinde özellikle... O kurgu içerisinde özellikle borca dayalı para sisteminin lağvedilmesini ve böyle bir sistemin aslında Türkiye'ye, bütün insanlığa çok zararı var ama Türkiye'ye çok birinci elden hepimize zararı olduğu, zararı olan bir şeyi sürdürmenin herhangi bir manasının olmadığını söyleyeceğiz ve çok buradan açık bir şekilde de bir meydan okuyacağız. Yani eğer bizim söylediklerimize itiraz edecek olan varsa buyursun beri gelsin. Yani biz herhangi bir şekilde bunları gizli kapaklı kıyıda köşede söylüyor değiliz. Yani bunları yazıyoruz, çiziyoruz. Doğru. Ve şimdi de televizyonlarla bütün millete diyoruz ki sizin de dediğiniz gibi Hodri meydan, söylediklerimize itiraz edin, yazın, bize e-mail atın. Ekranda bilmiyorum çıkmış olması gerekiyor. Ufuk hattı Twitter'dan bazı sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve biz bu sorularınızı yanımızda olan kompütürden okuyup sizlere bu soru minvalinde, bu soru eksen üzerinde cevaplarımızı verebiliriz. En son olarak bütün bunları yaptıktan sonra sonuncu bir konu olarak medeniyet projesi ve bu medeniyet projesi nedir? Aslında bütün bunların neticede bir medeniyet projesinde temerküz eder. Sonunda bu iş medeniyet projesi olarak karşımıza çıkar. Bu nedir? Nasıl olması gerekiyor? Nasıl bakış açımızı bu medeniyet projesine temerküz edebiliriz? Bunları konuşacağız. Dolayısıyla işte bizim yaklaşık belirlediğimiz 10 tane konuyu
12-13 program içerisinde, ama 15 günde bir, sürekli değil, her hafta değil, 15 günde bir imkanlarımız çerçevesinde gelip sizin karşınızda tartışacağız, değerlendireceğiz. Bu bir canlı programdır. Herhangi bir prompterdan ya da başka bir yerden okumadan biz doğaçlama olarak geldiği gibi konuşup hazırlanarak meseleleri masaya yatıracağız. Daha fazla ileri gitmeden ben hemen dostum, program birlikte yaptığımız Profesör Doktor Gültekin Çetiner hakkında izleyicilerimize bir özgeçmiş bilgisi vermek istiyorum. Gültekin hocamız ile aynı doğumdayız. 1963 doğumlu, Eskişehir'de doğdu. Gazi Üniversitesi çıkışlı, daha sonra Manchester Üniversitesi'nde imalat mühendisliği okudu, master'ını yaptı. Cardiff Üniversitesi'nde de sistem mühendisliği üzerinde doktorasını yaptı. Doktora dönüşü hocam İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde göreve başladınız. Bir müddet burada çalıştıktan sonra 2002 yılında Cidde King Abdülaziz Üniversitesi'nde Mühendis Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaya başladınız. Orada herhalde bir 5 sene kadar çalıştınız. 5 sene 2007 yılında. 2007 yılında da gittiniz Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'ne. Birçok kişi oradan geçti. Eski YÖK Başkanımızdan tutun da evet. Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da herhalde orada bir müddet hocalık yaptı bildiğim kadarıyla. Ama Türkiye'de birçok insanın yani uğrak yeri oldu bu Uluslararası İslam Üniversitesi. Ben gitmedim ama sadece ziyaret için gittim. Birlikte siz orada için hocalık yaptınız. Beraber gittik. Siz bize delil oldunuz. 2007 yılından 2 sene kadar orada Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği bölümünde görev yaptıktan sonra 2009 yılında döndünüz geldiniz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde rektör olarak önce dekan, Mühendislik Fakültesi dekanı, sonra da rektör olarak çalışmalara başladınız. Orada tekrar bizim hayat çizgimiz, daha doğrusu iş çizgimiz herhalde, çalışma çizgimiz kesişti. 2000 hocam oradan 2010 yılında ayrılıp geldiniz Yalova Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarınıza başladınız. Halen birkaç tane üniversitede hem ders veriyorsunuz hem değişik projeler içerisindesiniz hem de çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu bunun dışında zaman içerisinde de birçok bilgiyi sizlerle ilgili aktarırız. 4-5 çocuk babasısınız aynı zamanda. Mevcut şu anda çok konuşulan standartların üzerindesiniz. Evet. Öyle değil mi hocam? Öyle. Allah bağışlasın. Amin cümlemiz. Şimdi konuya yavaş yavaş girersek. Ben devam edeyim isterseniz hocam. Sizin özgeçmişiniz. Siz de benimkini. Peki buyurun hocam. Şimdi çok zaten izleyicimiz tanır Profesör Mete Gündoğan hocamızı. Özellikle belki de 91'li yıllardan vefat edinceye kadar merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın danışmanlığını yaptığı evet, süre içerisinde. Allah rahmet eylesin. Hem mecliste hem de başbakanlıktayken orada pek çok projede havuz sisteminden D8 projelerine kadar özellikle yurt dışı ilişkilerinde yürütülmesi dahil olmak üzere pek çok şeyi yakından bilen yegane insanlardan birisiniz. Aynı zaten yıl doğduğumuzu söylemişti. Balıkesir Dursun Bey doğumlu. Evet. Profesör Mete Gündoğan hocamız. İlköğretim ve lise tahsilini Ayvalık ilçesinde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi'nde lisans çalışmalarını 1985 yılında bitirdi. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Tez aşamasında British Council'dan kazanmış olduğu bursu değerlendirmek üzere İngiltere'ye gitti ki o süre içerisinde biz zaten ilk tanışıklığımız oldu. Onu da evet, söyleyelim. İngiltere'de aynı dönemde talebelik yaptık. Hocamız orada aslında belki de çok kişi bilmez. İmalat mühendisliği Cranfield'da sizin de bildiğim kadarıyla imalat mühendisliğinde değil mi? Evet, Cranfield Üniversitesi'nde. Biz orada Cranfield Üniversitesi'ne şöyle bilirdik. Yani herhalde siz teyit edersiniz şimdi. Havaalanı olan tek üniversite. Evet, bu İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nda bütün havaalanları Almanlar tarafından bombalandığında burası gizli olarak kullandığı bir havaalanıydı yani. Evet.
Aynı süre daha sonra teknoloji üniversitesine döndü. Evet. O süre içerisinde bir de siz aslında ikinci doktorayı da yaptınız yani. Onu belki evet, ilerideki... Evet, onu pek çok fazla çok, konuşmamıştık kimseyle. Evet, yani ekonomi konusunda aslında mühendislik birinci alan ama ekonomi konusunda da o yüzden yani benim pek çok burada değer sayım diyoruz ya, değer sayım değiştirmeme yol açan kişidir de o zamanki yıllarda değil belki Bosna'daki süreç içerisinde ikinci kesişmemizde oluştu. Ondan sonra zaten BDPS diye bir girdik. Müsaade ederseniz hala devam ediyoruz. Devam bakalım ediyoruz. Nereye kadar evet. Gidecek. Allah sonumuzu ayırsın. Amin. Yani. Şimdi burada üretim sistemleri mühendisliği alanında yüksek lisansı bitirdikten sonra yine 95'te Cranfield'da endüstri ve üretim sistemleri mühendisliği alanında doktora çalışmalarını bitirdi. Sistem mühendisliği konusunda gerçekten Türkiye'nin önde gelen ismidir diyebilirim. Profesör Mete Gündoğan hocamız. Doçentliğini 2000 yılında aldı. Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Polis Akademisi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, az önce bahsetmiştik. Ve Gent Üniversitesi'ne çok miktarda çalışmalar yaptı. TÜBİTAK içerisinde bakıyoruz yine. Araştırma ve Geliştirme Planlama Müdürlüğü'nde araştırma mühendisi olarak yine çalıştı ve bir müddet de müdür olarak görev yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı, hakeza, bilim ve teknoloji sektörü uzmanı, Başbakanlık Başmüşavirliği, başta söylediğimiz gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müşavirlik görevlerine bulundu. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde açılan 20. dönem kamu diploması kursunu tamamladı burada. Çeşitli sanayi çalışmaları içerisinde o tecrübelerini değerlendirdi hocamız. Yine bakıyoruz. Akıncı F-16 uçak fabrikasında belki ileride de konuyla ilgili, evet. Yüksek teknolojilerle ilgili kısımlarda yeri geldiğinde yani medeniyet projemizde de belki veya diğer ilgili bölümlerde o tecrübelerinden istifade edebiliriz. Kalite yönetim sistemleri konusunda yine Ford motor fabrikalarında Almanya, Belçika, İspanya, Fransa ve İngiltere'de çok miktarda farklı projelerde mühendis olarak çalıştı. Evli ve 4 çocuk babası olan yine standartlarısı bizim gibi hocamız. Fransızca'nın yanı sıra Flemenkçe, Boşnakça ve Arapça. Arapça konusunda benden iyi, onu söyleyebilirim. Yok hocam, ben 5 sene kalmış olmama rağmen hocam yani o konuda çok daha iyi, onu söyleyebilirim. İlgi alanları mühendislik ekonomisi, sistem analizi ve tasarımı, üretim yönetim sistemleri, üretim planlama kontrolü, yönetim, teknoloji yönetimi çok önemli konulardan birisi. Kalite teminatı, toplam kalite yönetimi, bakım onarım planlaması yönetimi, maliyet analizleri, muhasebesi ve ekonomi mikro makro olmak üzere çok miktarda bunlar temel olmak üzere alanlarda da akademik çalışmalar devam ediyor. Şu anda da onu da söyleyebiliriz. Yani evet. İdari olarak üst düzey yönetici olarak rektör yardımcısı Bartın Üniversitesi'nde ki 2 gün önce onu da bahsetmekte yarar var. Türkiye'nin 8 deniz yaylası çerçevesinde hocamızın biliyorsunuz bir kitabı var. O vizyonunda çok etkileyici gerçekten kendilerini tebrik etmiştim. Türkiye'nin doku analizini Bartın bağlamında yapmışlar. Türkiye'nin her yerinde kullanabilecek bir sektör analizi projeleri vardı. Genç bir ekip kurmuşlar. Çok güzel bir çalıştay da yapıldı orada. Onlar da belki gemicilik ve deniz sektöründe belki ileride girebiliriz bu konulara da. Evet olsun. Bu şekilde aslında çok daha fazla dolayısıyla ben de evet yani şimdi dolayısıyla programa başlarken sayın izleyiciler, sevgili dostlar, işte biz Gültekin Hoca ile birlikte gerek yurt dışında gerek yurt içerisinde uzun yıllar birlikte olduğumuz bir hocamız ve beraber bu konularda çalıştığımız hocamız. Bizimle beraber birçok insan da bu konular dediğim bizim bu program içerisinde konuşmayı tasarladığımız konuları birlikte çalıştığımız, konuştuğumuz bir ekip, bir arkadaş grubumuz var. Şimdi bu konulara girmeden önce ilk yapmamız iş paradigma diye bir kavramı size net olarak anlatmamızdır. Bunun önemi şuradan geliyor. Herhangi bir insan bir çözüm önereceği zaman, herhangi bir insan bir sistem önereceği zaman bu sistemi kendi değerler sistemi içerisinde üretir. Yani bir insan ya da bir toplum kendi değerler sistemine
sahiptir. Bu değerler sistemine uygun çözümler üretir. Evet. İşte biz burada bu değerler sistemlerini konuşmamız lazım ki içine girdiğimizde aslında hangi galaksi içerisinde olduğumuzu bilelim. Buna bir galaksi dersek, değerler sistemini uzayda bir galaksi olarak tanımlarsak, aslında girmiş olduğumuz galaksi ya da bizim karşımızda çözüm olarak bize gelen galaksi, değerler sistemi pek de aslında bize ait olan değerlerden oluşmuyor. Öyle değil mi hocam? Evet. Paradigma dediğimiz evet. zaman nedir bu paradigma? Herkesin konuştuğu, paradigma aslında... kitaplar yazdığı kimisinin. Evet. Böyle biraz da kelime, çok da bilinmeyen bir kelime. Halk arasında paradigma deyince yani evet. acaba işte nerede satılıyor falan diye bakabilir. Şimdi bu konuda dediğiniz gibi halka yansıtmak çok önemli. Ben geçen sadece halkla değil, yani entelektüel seviyesi yüksek, yani akademik camiada bir arkadaş, yani öğretim üyesi arkadaşa dedim ki, hocam biz paradigma konusunda yeni bir aslında Türkçe'ye kelime yerleştirmek istiyoruz. Paradigma kelimesi halk arasında anlaşılmıyor. Paradigma nedir? Diye sordum. Vallahi yani samimi olduğum için kusura bakma ama paradigma kelimesi ben bilmiyorum dedi. Yani onu bir önce çalışmam lazım ki bir şey önereyim. Yani pek çok tabii mesela bir çevrilen kitap var. Bilimsel devrimlerin yapısı diye Thomas Kuhn'un paradigmalardan çok bahseder ki sosyal bilimler alanında yayımlandığı yıllarda büyük ses getiren bir kitaptır. Onun üzerine kurgulanmıştır. Hakikaten çok iyi inceleyen kitaplardan birisidir. Onun ben İngilizcesini üzerinden okudum. Türkçesi de basılmış, çevrilmiş. Bazen Türkçeleri bu İngilizce evet. kitaptan Türkçeleri tam şeyi vermiyor yani. Yani İngilizce'de orijinali çok daha tabii güzel. Orijinali çok daha... Paradigma kelimesini kimi yerde yani bir kuram başka şeyle çevirmiş. Yani bakış açısı diyor veya dünya görüşü diyor. Pek çok şeyle çeviriyorlar. Evet. Türkçe'ye yani girmiş bir kelime yok. Ama bizim uzun sizinle yani çalışmamızın neticesinde edebiyat profesörleri arkadaşlarımıza da sorduk. Değer sayım kelimesinin aslında birebir bir anlamda örtüşebileceği yani örtüştüğü konusunda teyit de almış olduk. Yani değer sayım kelimesini biz kullanmaya karar verdik. O yüzden evet, paradigma Türk Dil kelimesi... Kurumu'na baktığımızda Türk Dil Kurumu paradigma yerine değerler dizisi diyor. Evet. Diyor. Aslında o da tam olarak ifade etmez. Evet. Değer sayım da belki tam olarak evet. ifade etmez şimdi, bazılarına göre ama neticede evet. biz yani niçin bir yabancı kelimeyi, Latin kökenli bir kelimeyi kullanalım? Evet. Yani neticede Türkçe'de buna biz pekala değer sayım diyebiliriz. Şimdi bizim tabii bir de programımızın mahiyeti söz verdiğimiz üzere halkın herkesin anlayabileceği bir şey olsun. Yani eğitim amaçlı program neticede fakat herkesin anlayabileceği indirebilmemiz için biz buna şöyle diyebiliriz. Başta dedik ya hani ezber bozacağız form, bir anlamda hodri meydan diyoruz. Bunu ben bir anlamda zihinsel format olarak niteliyorum kendimce yani. Siz nasıl yani değerlendirsiniz? Yani bir önce format atmanız gerekir ki üzerine bir şeyler kurasınız. Yani ondan sonra yükleyeceğimiz program çalışabilsin. Tabii yani basit diyelim ki aldığınız bir şu bilgisayar bir Macintosh'taki aldığınız disketi burada çalıştıramazsınız. Çünkü onun yani kendi içerisinde bir nedir? Değer sayım sistemi vardır. İşletim sistemi var. Aynen. Bir birbirini tanıyor olması lazım. Aynı zeminde buluşabilmek lazım. O yüzden biz burada bir yani neden zor bir konuyla başladık? Gerçekten böyle ufuk attığı gibi programa yani kitleler hitap etmesi düşünülen o konuda da biz inanıyoruz yani eğitim seviyesinden yükseltecek o konuda. Neden paradigma gibi ağır konuyla başladık? Bu olmazsa olmaz. Çünkü kesinlikle. Format atmadan üzerine hiçbir şey bina edemezsiniz. Yani bu bizim değer sayım dediğimiz şey nedir? Bir sadece değerler dediğiniz gibi ifade etmiyor. Yani Türk Dil Kurumu'ndaki değerler dizisi. Çünkü bu paradigma içerisinde kurallar var örneğin. Sınırlarıyla siz bir diyelim ki çözüm geliştireceksiniz. Onun içerisinde bir çözümler dünyasında da hangi çözüme siz değer veriyorsunuz? Sizin değerlerinizle örtüşüyor mu? Yani değerlerle iç içe bir fiili durum da söz konusu. Yani sadece bir değerler dizisi bir isim. Ama bir sayma dediğimiz yani hangi şunu sayıyor muyuz, bunu sayıyor muyuz? Biraz sonra örneklerine gireceğiz. Nasıl baktığımız, olaya nasıl baktığımız bir yani fiili aynı hani belki burada örnek verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesinin isim olarak kullanılmaması gibi. Yani akletme şeklinde kullanılır ki çünkü bir fiiliyat arz eder. Yani akletmez misin şeklinde. Şimdi burada paradigmayı bir yani
değerleri içine koyduğumuz zaman ne yapıyor? Sınırlarıyla, her şeyle, kurallarıyla, kuralların bizim değerlerimizle ne kadar örtüşü önemli. Yani bizim değer dünyamıza bakıyoruz. İleride ekonomi ilgili konularda da dedik. Mesela faiz denen şey, bizim veya riba diye nitelediğimiz değerler dünyamızda bizim karşılığı nedir? Ama bakıyorsunuz başka bir değer sayımda karşılığı bambaşka bir şey. Yani burada o yüzden yani bir de deney araçlar dediğimiz ölçüm araçlar var. Bugün yani ekonomide kullanılan pek çok yöntemler. Yani paradigma dediğimiz şeyin içerisinde. Tabii. Yani, dolayısıyla değerler var. Deneyler var. Aynen, deneyler, ölçüm araçları var. Deneylerin tanımlamalar var. Nasıl yapılacağı var. Sınırlar var. Sınırlar var. Bir de yorumlama var. Yani diyelim ki bir deney yaptınız, ölçüm aracınız var. Bunu yorumlayacaksınız, insanlara anlatacaksınız. Biliyorsunuz insanları anlattığımız nedir? Ekonomistler anlatmaya çalışıyor tırnak içerisinde. Diyorlar ki işte büyüme şu kadar oldu. İşte bilmem şu kadar veya şu bu kadar. Bakıyorsunuz kendi değer sayımları içerisinde anlatmaya, bir yorumlamaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki bu çok iyidir. Bakıyorsunuz yani çok iyi ama onların kendi dünyası içerisinde, bizim değer sayımımız içerisinde bakıyorsunuz hiçbir yere oturmuyor aslında. Yani o yüzden bu çok önemli, yani bunu anlama, değer sayım dediğimiz kavramı diye düşünüyorum. Çünkü temel felsefe olarak baktığımızda aslında bugün gelinen noktada bizim karşımızda olan, yani modern dünyadaki insanın gereksinimlerine, sorunlarına mevcut çözüm önerileri o insanın refah ve mutluluğuna hizmet etmiyor. Bir yerde evet. Baktığımızda hem ekonomide tıkanma oldu, hem sosyal toplumda tıkanma var. Mesela hemen günümüzden örnek verebiliriz. Şeyde bugün kadına şiddetten dolayı birçok kadın öldürülüyor. Evet. Ondan sonra gazetelerimizde ne yazıyor? İşte kadın koruma talep etti, koruma verilmedi. Bu işin sonu nereye kadar gidecek? Yani koruma vermekle nereye kadar siz koruyabileceksiniz? Evet. Yani burada farklı bir algılama olması gerekiyor. Aynen. Farklı bir yapı, farklı bir bakış açısı olması gerekiyor. Evet. Bizim karşımıza gerek teknolojide, gerekse ekonomide, gerek teknik anlamda, gerek herhangi sosyal hayatın bir parçasında önümüze konulan çözümler aslında son 200 yıldır Batı'nın ürettiği çözümler. Evet. Batı'nın değer sayımı ile bizim değer sayımımız arasında ciddi fark olması gerekiyor. Tabii. Çünkü onların değer sayımı içerisinde onların inançları var. Çünkü paradigma dediğimiz değer sayım ya da bizim isim olarak değer sayım dediğimiz şeyin içerisinde inançlar var. Siz bizim insanın çözüm önerileri, çözüm kümesi içerisinden Allah'ı çekip alırsanız, peygamberini çekip alırsanız, işte bunları böyle ikinci plana, üçüncü plana atıp da farklı çözüm önerileri getirirseniz, bu sefer o değer sayımın ürettiği çözüm ile buradaki insanın o çözümü böyle benim çözümüm diye benimsemesi zor. Bu sefer hibrit bir şey çıkıyor. İşte kimlik bunalımı buradan doğuyor. Evet. Dolayısıyla bu değer sayımları, bu paradigmaları konuşacağız ki bu paradigmalarla biz belli bir yere varamayız. Bunun neticede bunu söyleyeceğiz. Tabii. Karşımıza gelen Batı'nın ürettiği çözümlerin hiçbir artık burada bize halkın refah ve mutluluğuna vesile olacak çözümleri üretemez hale geldi. Kesinlikle. Dondu. Şimdi yavaş yavaş konuya giriyoruz ama ilk bölümde orada bir ara verelim, ondan sonra tamam. Girelim diye düşünüyorsunuz. Bir unutmadan isterseniz bir ilavede bulunayım size. Yazılarınızda da var, kitaplarınızda da ben, çünkü çok anlamlı olduğu için. Calvin diye birisi var biliyorsunuz. Sizin bahsettiğiniz. İlk önce Hristiyanlıkta, yani şu andaki Batı dünyasının geldiği noktada değer sayımı değiştirdiler aslında bir anlamda. Format attılar. Nasıl biliyorsunuz? Calvin zamandan önce yani faiz orada da yani değer yargıları içerisinde haramdı. Yani user kelimesiyle ifade ediyorlardı. Kesinlikle yasaktı ama onu yumuşattılar. Daha sonra işte interest kelimesiyle vesaire o yapıyı, yani değer sayımı değiştirdikten sonra artık bugün Batı dünyasının temeli, yani içerisinde de yani bir bütünleşti yani. Yani tamamen. Değerleri değerler içerisinde tabii, yer almış oldu yani şu anda. Yani bir şeyi değiştirmek için iki şeyi değiştirebilirsiniz. Ama onları reklamdan sonra devam edelim. Evet. Değerli dostlar, ikinci reklamlar, kısa bir reklamlar olacak. Ondan sonra tekrar beraberiz. Sakın ayrılmayın. Evet sevgili dostlar, tekrardan merhaba.
Şimdi paradigmaları, bir paradigmayı anlatırken paradigma kelimesi yerine biz değer sayım kelimesini kullandığımızı söylüyoruz. Şimdi o konuya girmeden önce yalnız bir şeyi hem hakkını teslim etmek hem de haber vermek için dostlarımıza, izleyicilerimize söylemek istiyorum. Aslında bizim bu saatimizde sınır ötesi, TV5'te sınır ötesi programını sunuluyordu ve bunu sunan sevgili dostumuz Mustafa Kaya bu sınır ötesi programını bundan sonra cumartesi akşamlarına alındı. Gerçi onun reklamları dönüyor ama biz kendisine en azından buradan bir teşekkür ediyoruz. Bizim program yoğunluğumuz ve ancak cuma akşamı müsait olduğumuzdan dolayı kendisi de böyle bir programı cumartesi akşamına almayı kabul etti. Sağ olsun. Çok hem severek izliyoruz. Kendisi de çok sevgili dostumuz. Çok da başarılı bir program yapıyor. Gerçekten hem birçok kişi yabancı dilde gelip konuşuyor ve program canlı, zengin, insanı izlettiriyor. Evet. Umarım bizimki de biraz izlerinde bir hale gelir. Gerçi konular ağır ama ağır konulara biraz hafif hafif girmek lazım. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir insan bu değer sayımı anlamak için, paradigmayı anlamak için şöyle bir örnek vereyim. Bir insan bir resme baktığı zaman iki şeyi görür. Birincisi resmin kendisi. Nedir? Diyelim ki resimde işte bir kır evi, işte onun önünden geçen bir dere, birkaç tane küçük büyükbaş hayvanlar, çiçekler bol böyle renkli. Ev güzel bir ev, iki katlıdır. İşte ikinci katı gerçi böyle üçgen çatı katı gibidir. Yanında işte biraz çitlerle çevrilmiş bahçemsi bir şey. Arkada dağlar ve bulutlar. Bu bize aslında bu manzarayı verir. Biz bakarken buna manzara olarak algılarız. İkinci bir şeyi daha verir bu. Bunu çizen adam nerede duruyor ve nasıl bakıyor? Bu ikincisi belki de birincisinden daha önemlidir. Şimdi biz bir resme bakıyoruz. Bu resimden bir bilgi alıyoruz. Bu bize bir şeyi öğretiyor. Ama kim öğretiyor? Onu yazan, çizen öğretiyor. Onun kafasındaki değerlere göre biz onu kendi kafamızda resmediyoruz, algılıyoruz. Ya da diyelim ki bir şehre bakıyor bir insan, İstanbul diyor. Birçok İstanbul fotoğrafı var. Birçok İstanbul resmi var. Resme baktığımızda ne diyoruz? Aa, İstanbul, Boğaz, işte Sultanahmet falan böyle. Bu bize Sultanahmet ve Boğaz'ın resmini veriyor. Bu bir bilgidir. Ama bir başka bilgiyi daha veriyor. Onu çizen adam nerede duruyor? Biz onu bilebiliyoruz o resimden. Kafasında neler var yani? Niçin onu oraya öyle koymuş yani? Çünkü bir bakış açısı var, bir durduğu yer var. Bir yorumlaması var. Bir yorumlaması var yani. Şimdi biz paradigma derken, ha işte o resmi çizen adamın yorumlamalarına bakıyoruz. Çok önemli. Bunu koruyoruz, bunu konuşuyoruz. Çok yani. Önemli. Şimdi bizim önümüze çözümler getiriliyor. Filmler oynanıyor. Resimler konuluyor. Bu resimleri yapan insanların kafasındaki paradigma nedir? Yani bu değer sayımları nedir? Biz bunları önce diyoruz rakamları ki... Rakamları getiriyorlar. Rakamları getir koyuyor. O ayrı bir bilgi veriyor. Biz öncelikle senin kafanda... Her zaman söylediğimiz bir şey hocam. Yani sosyal medyada yazıyoruz ya. Zihinlerde devrim olmadan fiili devrim olmaz. Aynen. Şimdi bu adamların sabahtan akşama kadar hemen her zaman söyleyeceğim bu paradigma ile ilgili bir örnek. Her televizyon programında şeyler var. Günlük hayatı işte bize betimleyen, anlatan, o serüveni günlük her cümerci anlatan televizyon dizileri var. Evet. Ya biz de biliyoruz günlük hayat içerisinde yaşıyoruz. Ya bu dizilerde bir tane Allah'ın kulu iki rekat namaz kılmaz mı kardeşim? Bir tane Allah'ın kulu ya Rabbi işte bana yardım et şu zor işimde filan demez mi? Orada demiyor ama biz sosyal hayatta, gerçek hayatta diyor. Orada bir resim var, çizenler. O çizen insanın kafasında yok o. Evet. E peki o insanın kafasındaki bilimsel, ekonomik, sosyal çözümleri ben nasıl çözüm olarak kabul edeceğim de toplumun insanların refah ve mutluluğuna çözüm olarak sunacağım? İşte arıza burada başlıyor. Arıza çözümün kendisinde değil. O çözümü bize sunan kafanın sahip olduğu değer sayımda. Aynen. Yani paradigma dediğimiz tam da böyle bir şeydir. Aynen, çok güzel ifade ettiniz. Şimdi yani bizim sıkıntımız da buradan geliyor. Evet. Şimdi bana zaman zaman geliyorlar hocam falanca kitapta. Ben de bana mesela bir kitap önerdikleri zaman önce o kitabı yazan kimdir ona merak ediyorum, bakıyorum. O kitabı okumadan önce bu adam kim, neyin nesi, nerede yemiş, ne içmiş, ne yapmış,
Bunu bilmeden bu adam bana ne sunacak? Aslında yani Allah'ın kitabı değil ki. Anlama noktasında başlıyorsunuz işte. Tabii, onun paradigmasını, yani evet, onun değer sayımını, evet, anlamakla, evet, başlıyoruz işe. Şu anda o kadar çok insanlarımız, yani bilim insanlarımız olsun, diğer uzmanlarımız olsun, toplumda değişik çözümler üretmeye çalışan insanlar olsun, onların ürettiği çözümlere baktığımızda aslında zihinlerinin ne kadar böyle kargaşa içerisinde, karışıklık içerisinde, sıkıntı içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz yani. Evet. Çünkü ürettiği çözümler sıkıntı veriyor. Evet. İnsana bir çözüm üreteceksiniz, ürettiği çözüm sıkıntı veriyor. Bir avuç insan diyelim ki parsayı götürmüş, zengin. Ötekinler fakir fukara, garip gureba. Ne olacak? Siz de çalışın, kıskanmayın, işte şey yapmayın, devam edin. Ya senin ürettiğin çözümde bir sakatlık var. Yani o çözüm senden kaynaklanmıyor. Evet. Senin sahip olduğun paradigmanın sorunu. Yani biz, aynen, orada o çözümü üreten bilim insanlarını tam da eleştiriyor değiliz aslında. Bir adım daha geriye gidiyoruz. Evet. Senin kafanda, zihninde var olan değer sayım arızalı bir değer sayım. Hı. Bu değer sayım değişmeden, bu zihniyette bu devrim yapılmadan bizim sana bir şey anlatmamız mümkün değil. Nitekim önümüzdeki programlarda buraya kitabı getirip koyacağız. Kitapta yazdığı tanımı alacağız hocanın. Diyeceğiz ki temel kurgu bunun üzerine kuruluyor. Odri meydan. Odri meydan ya tabii. Yani şimdi onu demeyip de ne yapacağız? Yani şimdi bir insan efendim ben kitap yazdım diye her yazdığın doğrudur, her söylediğin geçerlidir diyemeyiz ki, bir. İkincisi, senin zihninde ne var? Yani sen nasıl bir adamsın? Nasıl bir zihinsin? Örnek olarak buna bir şey örnek vermek istiyorum. Şimdi aklıma geldi hocam. Mesela Lawrence of Arabia çok konuşulur. İngilizlerin, meşhur İngiliz casusu, Osmanlı'ya karşı bütün Arapları tezgahlayan, yani organize edip onlara karşı Osmanlı'ya, yani Devlet-i Ali Osmaniye isyan ettiren şahıs. Bu şahıs bu işi nasıl yapmıştır diye baktığınızda esas bu şahsı yetiştiren, bunun hocası diye kabul edeceğimiz bir başka, şu anda ismi aklıma gelmedi. Fakat bir kitabı var onun, Desertia Arabia diye eski bir kitabı. Arap çölleri. Bir şahıs gidiyor, Arap nasıl yemek yer, Arap nasıl oturur, nasıl kalkar, İstanbul denince Arap'ın aklına ne gelir, İşte düğünlerinde ne düşünür, çocuğunun başına bir sıkıntı gelse nasıl hisseder? Ne yapıyor? Bütün değer yargılarını bir dizgeye, yani bir sistem içerisinde yerleştiriyor. Yani onun paradigmasını keşfediyor. Onu keşfettikten sonra onu yönlendirmek kolay oluyor. Evet. İşte biz son 200 yıldır yani Batı'nın değer yargılarını, değer sistemini, değer sayımını alıp özümseyip buradan çözüm üretiyoruz. Ürettiğimiz çözümler hiçbir zaman Batı'nın önüne geçemiyor. Çünkü onun adeta kötü bir fotokopisi var zihnimizde. Taklit hiçbir zaman aslını zaten geçemez. Taklit hiçbir zaman aslını geçemez. Bu kadar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bu batıllaşma macerası çok konuşulmuştur. Bu konuda çok itirazlar olmuştur. Çok kitaplar yazılmıştır. Çok şeyler söylenmiştir. İşte bir başka batıllaşma eleştirisi. Efendim bir başka, ya bunlar çok konuşuldu, hocalar bunlara giriyor diyebilirler ama şu zaman diliminde eleştirmek çok önemli. Neden? Batı'nın ürettiği, özellikle ekonomide iflas olduğu zaman her şey iflas eder. Evet. Yani para yoksa hiçbir şey yok demektir. Günümüzde böyle bir şeye geldik yani. Ekonomi iflas etti. Bugün bakıyorsunuz Avrupa Birliği bile sallanmaya başladı. Ekonomi iflas, çözüm üretilemiyor. Çözümsüzlük kaldı. Sırf ekonomide mi? Teknolojide de. Bugün Müslüman dünyasının 1700'li yıllara kadar, 1800 yıllara kadar üretmiş olduğu bilimsel kanavanın dışına Batı paradigması çıkabilmiş değil henüz. Yeni bir şey üretebilmiş değil. Bunu sadece zenginleştiriyor. Buna biz paradigma değişimi diyoruz aslında. Yani bir anlamda yani değer sayım değişmesi gerekiyor. Yani burada çok aslında önemli ikinci kısmına şöyle girdik. Sağ olasınız. Değer sayım arızalı dediniz ya. Evet. Yani değer sayım bozuk. Bir de yani baktığınızda özellikle bu
Thomas Kuhn'un baktığımız eserinde iki bölüm en az krizle ilgili kısma ayrılmıştır. Evet. Yani paradigmanın iflas ettiği nokta, yani o mevcut değer sayım artık çözemez oluyor. Yani mevcut o sorunların artık hiçbir şekilde onunla çözülmesi mümkün değil. İnsan artık bunu görmeye başlıyor. Ve o noktada bu kesinlikle çözemez deniyor. Yani bunu değiştirin dediğimiz talepler çıkıyor ki orada siz hemen şey yapın isterseniz. Yo, o talepler yani diyelim ki çözemez dedikleri noktayı ısrarla dayatmaya başladıklarında işte biz buna dogma diyoruz. Evet. Öyle bir değeri siz sürekli dayatıyorsunuz ama bu değer çözüm olmaktan öte bir şey. Evet. O zaman bir dogmalarla karşı karşıyayız. Dogma, evet. Bunu kaldı değiştiremezsiniz ki, demek yani. Bunu değiştiremezsin, bunu kıpırdatamazsın. Evet. Günümüzde de bakıyorsunuz mesela birçok insan, işte bunu herkes böyle bilir hocam, siz farklı bir şey söyleyemez. Neden söyleyemem? Ya Allah'ın kitabında mı yazıyor? Nedir yani? Yani bir adamın biri bir zaman fi tarihinde bir şey üretmiş. Şimdi mesela MIT'de geçenlerde Ekim 2012'de Rupert Sheldrake diye bir profesör, yani Cambridge Üniversitesi'nden bildiğim kadarıyla biyoloji profesörü, herkesin kabul ettiği, doğru kabul ettiği 10 tane dogma diye 10 tane dogma söylüyor. Ve bunların hepsi dogmadır diyor. Bunların hepsinin değişmesi gerekir diyor. Bunların hepsinin yerinden atılması gerekir. Çünkü dogmalar çözüm üretimini tıkıyor. Evet. Siz ısrarla hayır bu böyle olacak, bunu kıpırdatamazsınız, bu böyle demektir dediğiniz nokta toplum için bir felç, bir ölüm, ölüme gidiş noktası. O kişinin kendisi aslında felç olmuş oluyor. Yani bunu değiştiremezsiniz noktasına birisi geldiyse, dogmalarıyla direniyor ya. Evet. Bu aslında bir anlamda felçlidir. Evet. Zihinsel bir felce sahip yani. Sosyal medyada ben zaman zaman oluyor, değişik ekonomistlere böyle atıyoruz. Yani bakıyoruz paradigması yani yanlış, artık çalışmıyor. Ben sadece şunu yazıyorum: paradigmanızı değiştirin. Yani oradaki o onu değiştirmeden, çünkü demesi anlamsız. Yani her gün oturacaksınız, yani ona her şeyi anlatmaya çalışacaksınız. Ama onun yerine önce siz bunu bir yani algılamasını bütün o değer sisteminin bir değiştirmek gerekir. Öbür türlü yani bunu görüyoruz. Yani bir iktisat fakültesinde bir yani akademisyen arkadaş oturduk. O sizin üç temel mesele konusunda, evet, çok güzel bir paradigma değişimini aslında başlatan güzel bir sorgulamaydı. O çerçevede biraz tartıştık. Öyle bir noktaya geliyor ki tıkanıyor. İşte o sınırlar dediğimiz kısım var ya değer sayımda. O sınırlara çekmek lazım onları. Sınırları aşamıyorlar. Sınırlar aşamıyor. Bunun için güzel bir fıkra geldi aklıma hemen hocam. Yani gerçi siz de bilirsiniz de. Fıkra ya bu, yani kıssa. Çin'de demir yolu yapılıyormuş. Evet. İşte köylüleri çalıştırıyorlar işte demir yolunu düzmek için. Köyün birine gidiyor mühendis. Diyor ki işte, ya da oradaki otorite şahıs kimse. Herkes diyorlar işte kişi başı, kelle başı ne kadar adam varsa burada işte çarp ona 50 metre işte şey çalışacak demir yolunda. Köylü bakıyor şimdi, ya ne yapıyoruz diye kendisi baktığında, şimdi kendi hayatı nedir bunun? İşte inekleri var, eşeği var, affedersiniz, işte tavukları var, işte bitki, buğday, işte sebze, meyve, tahıl yapıyor. Hayatını böyle geçindiriyor. Yani onun değer sayımı içerisinde bunlar var. Evet. Şimdi biri geliyor diyor ki zorla, ve onları o işten alarak diyor ki zorla siz şu iki tane demiri yan yana koyacaksınız ama öyle düzgün koyacaksınız, altına tahtayı koyacaksınız, şununla da ölçeceksiniz, ip gibi olacak. Ne olacak sonra? Ben işimden gücümden ediyorsun diye bakıyor köylü. Ve itiraz ediyorlar, çalışmak istemiyorlar. Oradaki otorite de zorluyor tabii, kırbaçlıyor falan derken bu iş olmayacağını anlayınca demiryolu şirketine diyorlar ki ya gelin biriniz anlatsın şu köylülere bu şey nedir, yani niçin döşüyorlar bu demir yolunu, raylarını. Mühendis topluyor bunları diyor ki bakın diyor, size çok basit bir şey söyleyeceğim. Siz buradan Şangay'a, birazdan Şangay konusuna da gireceğiz. Buradan Şangay'a ne kadar zamanda gidiyorsunuz? Köylüler bakıyor diyor ki 30 günde gideriz diyor. Hah diyor, bak. Şimdi bunların üzerinden kocaman böyle evlerinizden büyük bir demir yığını geçecek. Bir günde götürecek sizi Şangay'a. Köylerde böyle bir uğultu falan, böyle birbirlerine bakıyorlar falan. Ondan sonra
Mühendis de şaşırıyor. Ne var diyor, yani niçin itiraz ediyorsunuz, niye şaşırdınız? Köylünün biri diyor, iyi de diyor kalan 29 günde ne yapacağız diyor. Şimdi kafasında 30 günü kilitleyince, bir günde götürünce 29 gün boşa düşüyor. Ne yapacağız biz bu 29 günde? Kardeşim yani senin işte o değer yargının içerisinde o 29 gün boş kalıyor. Geçen bir ekonomist de akademi camiadan hocam şeyi, ekonomistler seni fazla söylerse itiraz edebilirler. Ama şu öyle bir noktaya geldik dedik ama borçlanmadan olur mu? Abi işte yani sıkıntı yani, burada yani. Yani 29 gün ne yapacağız? O 29 gün ne yapacağız? Bu değer sayım çok önemli. Yani bu paradigma. Evet. Şimdi bu paradigmada bize bu batılılaşma maceramız içerisinde bir şekilde dayatılan bu zihniyet, bu paradigma, bu zihniyete bir şekilde sokulan bir şey. İlkokuldan başlayarak, ilkokullardan, anaokulundan, üniversite sonuna kadar, daha sonra sosyal hayattan, televizyonlardan, her türlü değer yargımızın içerisinde bu küçük küçük değerler dolduruluyor. Biz mesela neye güleriz, neye somurturuz, neye şey yaparız, hep bunlar bu değerler oluşturuluyor. Evet. Ve bunlar bir toplum, bunlar toplum mühendisliği diyor. Toplum mühendisliği eder gibi geliyor. Dolayısıyla bu değer yargı, bu değer sayımı içerisinde zaten Batı'nın ya da işte Batı'dan gelen çözüm önerileri artık kendilerine de derman vermez hale geldi. Yani Allah'tan onlar batıyor. Yoksa bizde o kadar Batı'dan çok batıcılar var ki evet. Böyle aman herhangi bir konuya değineceksin, konuşacaksın böyle gerdan kırarak falan çok biliyormuş gibi böyle büyük büyük laflar edip böyle sonunda küçücük yumurtlayan adamlar çok. Batı'da öyle bakın işte onlar gibi batı olmadığımız öyle. Şimdi için batı batıyor. O çok batınca o kadar sıkıntıya girince hele son sıralarda yani birbirlerini yemeye başlayınca oradaki paradigma çöküyor. Evet. Bizim öncelikle dememiz gereken bu. Evet. Yani. Burada hocam bir yani baktığımızda literatürde değer sayım etkisi yani paradigma etkisi denen bir şey var. Şu evet. Yani gerçekten yani hani bunu kurgulayanlar bir resim dedik ya resim dediniz arkasında bir çizen var. Fakat bir de ortada yani başkaları var biraz daha masum gibi gözüken yani bizzat o resmi çizen değil gelmiş birisi diyelim ki yorumluyor. Yani ekonomistler belki o anlamda bu kategoriye sokabiliriz. Değer sayım etkisi dedikleri şu. Diyelim ki bir paradigma içerisinde ise veya öğretilmiş çaresizlik diye ben onu veya öğrenilmiş çaresizlik diye yazılarda da belirttim. Yani onun içerisinde yani bir şekilde belki menfaati bile yok aslında kendisinin. Ama o etki yani var ya etkisi şöyle tarif ediliyor. Onun içerisinde öyle yani angaja olmuş veya onun yani sınırlardan dışarı çıkamıyor ki. Yani menfaat yok belki. Gariban yani asgari ücretle çalışan belki birisi ama yani diyor ki yani biz buradan bir şekilde çıkamayız veya veriler geliyor ya kendisine. O veriler evet. Hiçbir şekilde görmüyor. Yani onlar günlük hayatta konuşurken, televizyon evet, dinlerken, evet. Şarkı dinlerken, aynen. Yürürken birine böyle istemeyerek kulak misafiri olurken ona verilen bilgiler yani toplamda. Yani bir farkındalık dediğimiz şey var ya, evet. Her şey farkındalıkla başlıyor bir anlamda. Yani farkındalık sahibi olamıyor çünkü o bir şey var. Onun kitabında yine Kuhn'un güzel bir İskam destesi örneği var. O örnek de paradigmayı sorgulamak için. Ben bazen öğrencilere de yapıyorum onu. İskam destesinde farklı renkler var biliyorsunuz. Evet. Kırmızıyla siyah var. Evet. Diyelim ki yani oradaki ilkokulda ben oradan biliyorum sinek denen şey vardır İskambil'de siyahtır. Onu mesela İskambil'de... Hocam hiç bilmem ama yani neticede... Onu ne yapıyor? Onu siyah değil kırmızı yapıyor. Evet. Ve arda arda bunları gösteriyor. Öğrenciler mesela ben bunu yapıyorum. Gösteriyorum. İşte bakıyor öğrenci bir ay yani değişiklik gördünüz mü bakıyor herkes yok diyor. Yani 8'in arkasından şu geldi bu geldi ama renginin farklı olduğunu bir türlü söyleyemiyor. Buna işte paradigma etkisi diyorlar. Yani kendi o bir şey içerisinde yani öğreniyor bazı olayları. Öğretilmiş çaresizlik yani önümüzdeki hafta gireceğiz diyelim ki ekonominin temellerinden tanımından başlayacağız. O onu algılamış ya o şekilde. Yani mesela israfla ilgili kısmı hiç sorgulamıyor. Yani veya tüketim olayı gibi konular girdiği zaman yani onun içerisinden dışarı çıkamıyor ve kendisini uyardığınız zaman da kulaklar kapalı oluyor veya bir kulağından giriyor diğerinden çıkıyor. Yani masumane belki gözüküyor yani, fakat siz onu bir türlü uyandıramıyorsunuz. Yani neden uyandıramıyorsunuz? Çünkü kafasındaki değer sayım yani evet. Bu küçük küçük değerlerden oluşan değerler sistemi içerisinde
sizin söylediğinizle eşleşecek bir değer yok. Evet. Yani şimdi diyelim ki siz kulağımız belli bir frekans aralığını duyar. Bu frekans aralığından daha yüksek, daha bu frekans aralığının dışındaki sesleri duymaz. Şimdi bu frekans aralığı oluşturulmuş. Peki değerlerin kafasında aynı olduğunu varsayıyorsunuz yani, veya ben de diyor mesela Müslümanım diyor ama faizle ilgili konuya geldiği zaman yani diyelim ki değer nasıl ama onlar öyle hale getirilmiş. O değer algılaması. Onu bir gerçek olarak yani bunu değiştiremeyiz diyor. Değiştiremeyiz diyor. Yani böyle o kadar öyle bir felce gidiyor ki işte bu çözümsüzlük. Buna işte değer sayım felci dediğimiz. Öyle bir felç çözümsüz. Felç demek yani şu demek. Yani bu değer sayım yani kafasında bu değerler bir şey üretemez hale gelince o toplum komple çöküyor, ölüyor. Evet. Bu Allah muhafaza buyursun öyle önemli bir olay ki bir toplumu değil sadece bir devleti bile çökeltir. Tabii. Yani felçinden olur. Evet. Yani buna şey yapamaz, paradigma felci ya da değer sayım felci bir devleti öldürür yani. Bir devlet tamamen çökebilir. Ne olacak? Bu oradaki insanların, değişik insanların söylemlerine dikkat edilmesi gerekiyor, bakılması gerekiyor. Şimdi mesela bu mesela bizler değer sayım dediğimiz zaman bu değerleri içerisinde bizim inancımıza ait değerler var. Ama paradigma dediğimiz zaman bunların hepsini içeriyor zaten. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Yani İslam'a aykırı olmayan örf ve adetlerinizi koruyunuz diyor. Evet. Yani sizin bazı örf adetleriniz var. Bunlar İslam'a aykırı değil ama biz yapan örf ve adetlerimiz. Evet. Bize has yani biz bu coğrafyayız. Bu coğrafyanın çocuklarına has. Evet. Biz bunu koruyabiliriz. Bu Müslümanlık buna itiraz etmiyor ki. İşte bunları da birlikte topladığımızda bu toplam işte biz buna değer sayım diyoruz. Evet. Bu değer sayım şu anda bizim Müslümanca düşüneceğimiz bir değer sayım değil. Özellikle bu batılılaşma ile biz kafamızda farkında olmadan öyle şeyleri kabul etmişiz ki öyle bir dogmalar var ki kafamızda bazılarını hiç görmüyoruz. Önümüzdeki iddia ediyoruz. Önümüzdeki programda belki evet. Kapatırken programı söyleyeceğiz. Çarpıcı sorular. Yani sorularla aslında, evet. Sorularla bırakacağız. Yani iddia ediyoruz. Yani kesinlikle görmüyor. Ha insanlara söylüyor. Hakikaten o öyle midir diyor filan. Mesela bu paradigma ile ilgili, paradigma değişimi ile ilgili sizin mesela güzel bir mevsim örneğiniz var. Çok güzel. Evet. Yani paradigmalar iflas ettiği noktada yani artık çözüm üretemez olduğu noktada uzun sürede paradigmalar eski o paradigmalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ben bunu şöyle yapıyorum. Bir anket var. Harvard Üniversitesi mezunlarının mezuniyet gününde yapılan. Bununla ilgili hatta bir video var bizim derslerde ben öğrencilere de gösteriyorum. Bir anket. 21 tane öğrenciye soruyorlar. Bunlar bilim dersi de almış. Basit soru şu. Yani bunu mühendislik öğrencilerine de ben soruyorum. Mevsimler nasıl oluşur? Önce herkes şaşırıyor. Ne kadar basit bir soru hocam ya sordunuz falan. Buyurun diyorum. Şimdi bunlar cevap verdiği zaman sadece Harvard'da o profesörün doğru cevapladığı soru. Şöyle bir şey attığınız ortaya yani eski paradigmaya ait derseniz mesela çocuklar ya amma da zorlandınız. Hani eliptik bir yörünge var. Hani uzaklık yakınlık meselesi. Ha tamam hemen herkes yazıyor falan mesela. Onlar gayet hatta bir ortamda iki tane öğrenci doğruyu buldu yani yaklaşık olarak fakat diğerlerin etkisinde kalarak böyle sustular söylemediler. O mevsim şöyle nedir? Mevsim nasıl oluşur? Piyasada genelde bilinen piyasada nedir? Genel bilinen o yanılgı nedir? Evet. İşte güneş dünya o hareketlerine baktığımızda dünya güneşin etrafında döner. Dünya güneşin etrafında dönerken bir eliptik yörünge içerisinde dolaştığı ile döndüğünü varsayarak diyor ki işte uzak olduğu zaman güneşten ne yapıyor? Isıdan uzak olmuş oluyor. İşte o zaman kış oluyor. Kış oluyor. Yakın olunca ısıya yakın olmuş oluyor. Yaz oluyor diye düşünüyor. Diye düşünüyor. Şimdi insanlar genelinde bu vardır ama büyük yanılgıdır aslında. Onlara şu soruyu sorduğunuz zaman yani sınırlarda sormak çok önemli. Sizin o üç temel meselede anlattığınız şey evet. Var ya. Sınırlarda soracaksınız bunlara. Şunu sorduğunuz zaman hemen yani amiyane tabirle apışıp kalıyorlar. Peki çocuklar kuzeyde yaz mevsimi yaşanırken neden
güneyde kış mevsimi yaşanıyor. Yaşanıyor. Yani uzaklıksa uzaklık buyurun. Dünya olarak komple yani kuzey ayrı uzaklıkta, diğer ayrı uzaklıkta değil. Ha, bütün olarak yani uzak. Bütün olarak düşündüğünde ha, o zaman anlıyorsunuz ki şu, yani anlatıyorsunuz ve hemen anlıyor. Yani dünyanın kendi yörüngesine, eksenine baktığınızda dönüş bu şekilde. Güneş ışınlarının o aldığı konuma göre yatay veya dik, yani o yatık yani kuzey veya yarım küreye dik olarak gelmeye başlarsa güneş ışınları yaz oluyor. Eğik evet. olarak gelmeye başlarsa kış oluyor. Aynen. Dünyanın güneşe yakınlığı ve uzaklığıyla alakalı yani bir şey değil. Yaklaşık aslında, ama genel kanı evet. bu eliptik yörünge içerisinde dönerken aynen. dünya güneşin etrafında güneşe yakın olunca yaz, uzak olunca kış aynen. olur gibi algılanıyor. Aslında bunun da baktığınızda Kepler paradigmasına dayanıyor. Kepler diyor ki hareketleri bunların nedir? Tabii onlar eliptiktir diyor. Öyle düşünüyor. Yani değer sayımları eliptik olduğu yönünde. Şimdi bakın birbirini etkiliyor. Yani düşünce bir de yanlış oluyor. Yani gerçekten de yani öyle bir paradigma felci, diyelim ki çözüm, hiçbir şekilde çözüm bulamayacağınız şey. Sizin her zaman söylediğiniz mesele, yani bu meselelere ileride gireceğimiz, çözüm bulacağımız zaman siz sorunu anlayacaksınız. Sorunu anladığınız zaman aslında çözüm çok rahat kendinden gelecek, ama sorunu anlamaktan uzak. Sorunu çünkü anlamak için sahip olduğunuz değer yargılarını, aynen. değer sistemini bilmeniz gerekiyor. Aynen. Yani aynen. sizin değer sisteminiz. Az önce güzel bir örnek verdiniz hocam. Bu işletim sistemi mesela kompütürde. Evet. Bu işletim sistemi işte IBM BIOS'sa Macintosh'ta gelen bir disketi okumaz. Evet. Onun ne olacak? İşte burada bir sorun var. Ben bunu okuyamıyorsan ya da çarpık çırpık bir şekil çıkar, diyelim ki bir Word dosyası geldi. Onu bir şekilde işte değişik yıldızlar, işte karakterlerle siz onu, o yıldızlar karakterleri de bir şekilde anlamlandırarak okumaya başlarsanız ilk gelen dosyayla sizin okuduğunuz dosya arasında dağlar kadar fark çıkar karşınıza. Tanınmayan disk mesajı verir orada. En başta. Tanınmayan disk mesajı mesela klasik. İki paradigmayı da tanıyan bir şey yaparsanız o ayrı, ama çoktunuz tanınmayan disk. Ya, bu hiç. Dolayısıyla konuştuğumuz konu bundan sonra kulaklar tıkalı yani. Bundan sonra anlatacağımız şeylerde, konuştuğumuz konu da şunu demek istiyoruz vatandaşlarımıza, yani bizi dinleyenlere. Yani bir konuyu bir insan takdim ettiği zaman ya da bir konuyla ilgili düşüneceğiniz zaman ben hangi değer sayım içerisinde bu konuları ele alıyorum? Acaba evet. ben bu konuyu ele alırken benim değer sayımım içerisinde arızalı ya da felce uğramış dogmalar var mı? Evet. Bazı şeyleri yanlış değerlendiriyor olabilir miyim? Çok basit olan bir sorunun cevabını şak diye hemen vermekten ziyade, birileri bir soru soruyorsa sizin az önce sorduğunuz gibi, yani bir daha bunu bir daha dinleyelim bakalım, bir daha düşünelim bakalım, bir daha bakalım demesi gerekiyor evet. insanın. Evet. Yani yoksa yani bir değer sayımı içerisinde şu anda bu konuları konuşmamızın, yani bu batı eleştirisi oluyor aynı zamanda. Konuşmamızın önemi nereden geliyor? Çünkü artık batı paradigması yani şey felç oldu, bitti, çöktü. Bu global finans krizini bu şekilde evet. izah edebiliriz. Batı'nın birbirini savaşa doğru sürüklemesini bu şekilde izah edebiliriz. Hocam bu konuda şimdi az önce çok güzel bir ifade bulundunuz. Aklıma benim yani iki yavaş yavaş paradigma örneklerine girdik aslında. Aha. Devletlerin değer sayım felci çok önemli. Yani bir devlet değer sayım yani paradigma felci nedeniyle batabilir. Tabii. Benim aklıma bir örnek geldi. Bir de devletler değer sayım yeni bir değer sayımla değer sayım değiştirerek çıkış yapabilir. Kesinlikle. Şimdi burada değer sayım felci ile ilgili hemen aklıma şu örnek geldi. Biliyorsunuz 1968'li yıllarda İsviçre dünya pazarının %65'ini tutuyordu yaklaşık. Ne ile ilgili? Yani saat. Saatle yani elektronik ilgili. Saatler çıkmamış evet. biliyorsunuz. Tabii. Yani dünyada satılan her 100 saatten 65'i İsviçre'de yapılmış. İsviçre malıydı. Yani yüz binlerce işçi çalışıyor orada, İsviçre malı saatler. Fakat bakıyorsunuz 1968 yılında enteresan bir de o paradigmanın en güçlü olduğu zamanda, kendi en güçlü, şu anda Batı en güçlü biliyorsunuz. Gelişmişlik düzeyi olarak falan. İdi. Yani gelişmişlik düzeyinde en aslında üstün gözüküyor değil mi şu anda? Bakın, gözüken öyle. Yani Amerika'nın diyelim ki milli geliri $50,000 gözüküyor. Ama 47 milyon tabii yani gıda karnesiyle yaşayan var, o ayrı.
Yani aynı evet, sistem. Evet, onlara gireceğiz yani zaman içerisinde hocam. Şimdi burada İsviçre'ye döndüğümüzde, İsviçre'de şöyle çok önemli bir hadise. Bir saat kongresi yapıyorlar. Elektronik saati de İsviçreliler buluyor. Çok enteresan, biliyor musunuz? İlk önce elektronik saati İsviçreliler buluyor. Ya diyorlar, bunu kim alacak da takacak? Bu tutmaz. Tutmaz. Çünkü ne olması lazım? Bakın, yeni paradigmayı da aslında kendileri üretmişler. Saat dediniz, yani tık tak ses gelmesi lazım. Yay olması lazım. Kurmanız lazım. Biri tabii benim yani, rahmetli yani, babam vardı. Böyle böyle şakır 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 zaman zaman. Şimdi elektronik saatte sergilediklerinde çok enteresandır. Patent almamışlar. Ve elektronik saate. Elektronik saate patent almamışlar. Japonya'dan Seiko'yla Texas Instruments, yani reklama girmesin öyle ama iki yani firma, hani onu anlatmak için. Gerçek bu. Bunlar bakıyorlar ki kongreye geldiklerine patenti de alınmamış. Ve üretim teknolojileri çok basit, biliyorsunuz. Daha dijital, yani dijital saatler. O zamanlar ben hatırlıyorum, siz de mutlaka hatırlıyorsunuzdur. 86'lı yıllarda kiloyla sattılar. Tahtakale'ye gittiğiniz Saykoları. Zaman Saykoları. Yani ver şuradan bir işte 10 kilo Anadolu'ya götür satıyorum. Verir misin? 1 kilo saat verir misin? Şimdi bir sene içerisinde çok enteresandır. Bütün bakın aşağı yukarı yok derneğinde %10'a bakın. %65'ten pazar payı bir ülkenin, bakın saat sektörü tamamıyla felç olmuş, batmış adeta. Çünkü %10. Çünkü dijital saatler yani tabii, kasıp kavurdu ortalığı. Kasıp kavurdu. Artık yani ne yaya ne kurguya ne bir yani şeye ihtiyaç bütün, var. Bakıyorsunuz. Çok daha ucuz. Çok daha ucuz. Çok daha zamanı doğru tutuyor. Çok daha doğru tutuyor. Doğru tutuyor. Yani çok daha fazla gelişmiş özelliklere sahip. İsviçre bitti ve birkaç sene içerisinde çok enteresan 60 bin civarında işçi işten çıkarıyor. Sektör ölmüş adeta. Yani bir paradigma, felci yani, evet. Bir şirketi bir ülkeyi evet, bir pazardan komple düşürüyor. Aynen. Yani bu bir yani felç örneğinde bir ülkenin bu hale gelmesi. %80 üzerinde karlılık var. Bakıyorsunuz %10'a düşmüş %60'tan pazar payı. Yani gitmiş artık. Güle güle. Şimdi burada çıkış. Şimdi hemen ben buradan bir şeye gireyim, bir örneğe. Az önce gemi inşa ve entegre sanayi evet, çalıştığı falan bunlardan bahsettiniz. Hemen aklıma bir ülkeyi bir paradigma sınırlarından aşarsanız, yani evet, sizin değer sayımınız kendinize özgü, kendinize has ise, farklı bir şeyse, nasıl bir ülke müthiş bir çıkış yapabiliyor? Evet. Örneğini İstanbul'un evet, fethinde görebiliriz. İstanbul'dayız. Çağ şimdi açık, normalde çağ, sorsanız yani kime sorarsanız sorun, bir çocuğa sorsanız, bir yetişkine de sorsanız, gemiler nerede yüzer diye. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da karada yüzer demez herhalde. Evet. Yani hatta siz de çıkıp deseniz ki ben gemi yapacağım, karada gidecek. O zaman araba yap kardeşim, gemiyle ne işin var derler. Şu anda ama, karada giden biliyorsunuz İngiltere'de yani, var. Hem evet, hem deniz hem karada giden. Ama ne oldu o dönemde 1452? Evet. Evet. Yani tamam, biz bu gemileri karada götüreceğiz. Ondan sonra da denizde yüzdüreceğiz. Evet. Bu bir paradigma aşındırması. Yani evet, bu O değer sayımın dışında bir şey yapıldı. O çıkınca oradan bakıyorsunuz bir ülkeye yepyeni bir mecra evet, açmış oldu. Yepyeni ufuk açmış oldu. Yeni bir dönem, bir fetih evet, başlatmış oluyor. Aslında burada yani Türkiye'deki ekonomistlere öğretilmiş çaresiz veya öğrenim çaresizliği ben sık sık diyorum ya. Yani bir şey öğretilmiş çaresizlik paradigmanın içerisinde bir hastalık çeşidi evet, diyelim yani. Evet. Bir hastalık çeşidi. Şimdi aslında yani bir zihinsel hastalık zihinsel çeşidi. Zihinsel hastalık çeşidi. Yani ve zihinsel hastalıkta enteresan olan şudur. Yani o çok güzel de onu kitapta da Kuhn inceliyor. Şimdi diyelim ki paradigma değişti. Paradigma değiştiği anda enteresan olan çok yani güzel bir tespittir. Diyelim ki çok güçlü olanlar özellikle bu hastalığa yakalanmış oluyorlar. Çok güçlü olanlar. Şu anda güçlü denilen nedir? İşte baktığınızda yani finans olayında Batı, yani gelişmiş ülkeler çok daha güçlü gözüküyor değil mi? O değiştiği anda paradigma, o yani yeni paradigma eskisinin yerine geçtiği anda buna going back to zero diyor. Yani sıfır noktası. Herkes sıfır noktasına gidiyor. Şimdi sıfır noktasına gidiyor ama bir ne yapıyor? Aslında sıfır noktasına gitmesi demek en güçlü olanın tepe taklak yuvarlanmaz demek aslında. O noktada yeni paradigma ne yapıyor? Yeni değerlerini, yeni kurallarını, yeni sınırlarını, yeni deneysel araçları hepsini
Yani bütün her şeyi yeniden tanımlıyor, yorumlama yöntemlerini. O zaman ne yapıyor? İşte tam kavga burada başlıyor hocam. Tam işte burası. Neden? Eski bütün mesela mevcut, ne diyelim biz buna, işte rantiyeci demeyeyim de mevcut düzenin ağababaları, evet, mevcut düzenden nasiplenenler bütün yatırımlarını mevcut paradigma içerisinde yaptılar. Aynen. Dolayısıyla siz yeni bir şey söylüyorsunuz. Bu komple bu düzeni değiştirecek. Komple sistemi değiştirecek. Tabii. Bu düzene itiraz ediyor. Bu sisteme itiraz ediyor. Sizin söylediğiniz düzen değiştirecek. Tabii. Peki eski düzeni savunanlar sizi o zaman tehdit olarak algılıyorlar. Evet. Ama şimdi düne kadar diyelim ki işte bizim aslında verdiğimiz bir nevi kavga da, bir nevi mücadele de, mücadelenin bir ekseni de bu. Evet. Karşımıza mesela hiç ummadığımız insanlar çıkıyor. Ummadığımız enstitüler, kuruluşlar çıkıyor. İşte böyle gülünç duruma tahfif etmeye, hafiften almaya, işte bunları yok sayalım, işte evet, bu fikirler işte geçmişte de olmuştur falan filan, böyle uyduruk böyle şeylerdir demeye çalışıyorlar ama kendi paradigmaları yıkılıyor. Evet. Şimdi gelinen nokta böyle bir nokta. Mevsimlerin, yani şu anda diyelim ki nasıl cevaplanamıyorsa, mevsim örneğini verdik ya, aynı anda diyelim ki kuzeyde kış, güneyde yaz olurken bunu cevaplayamıyorlar. Bu aslında bir örnek olarak verirsek, yani bu paradigma yıkılıyor. İnsanların mutluluk, refah, yani o, yani saadeti için veya adil o bölüşüm vesaire noktasında, yani milyarlarca insana aslında yatırım yok orada. Yani yatırım olanlara bakıyoruz. %1'lik bir yatırım yani. Milyarlarca insanın aslında mutluluğu demek bu. Yani bir tarafta milyarlarca insan mutluluğu var bu paradigma değişiminde. Öbür tarafta ise bir avuç insanın yani menfaati var ama menfaati, bu avuç insanın sahip olduğu imkanlar o, evet, kadar çok yüksek ki, evet, kalan milyarlarca insanı ezebiliyor. Evet. Siz onların adına bu paradigmayı değiştirmek isterseniz buna itiraz ediyorlar ve sizi eziyorlar, sizi durduruyorlar ama gelinen nokta öyle bir noktaya gelindi ki artık onlar, bırakın bizim gibi mesela bu paradigma, evet, değişimini, değer sayım değişimini öncelleyen, öncü olarak mücadele eden ya da bu düzenin değişmesini isteyen insanları, kendileri ayakta duramıyorlar. Evet. Şu anda evet, artık ne kendileri ödemelerini yapabiliyorlar, ne kendi ülkeleri içerisinde kendi önermeleri tutarlı. Tutmuyor. Artık herkes değer sayımları çöküyor artık. Değer sayımları çöküyor. Evet. İşte çöküş, bu çöküşü görmek lazım. Evet. Bu o kadar önemli bir şey ki. Çok önemli. Bir ülkenin çıkışı o alandaki hakim güçlerin çöküşüne denk gelirse çok daha hızlı olur. Evet. Yani şu anda alan boşalıyor aslında, zihniyet alanı. Aynen. Bu zihniyet alanı içerisinde bizim kendi değer sayımımızı, evet, şey yapmamız lazım, kurgulamamız, evet, lazım. Kendi değer sayımımızı oturtmamız lazım. İşte biz onun için zihinlerde devrimi öncelliyoruz. Evet. Yani siz bir değer sayım, siz bir çözüm üreteceksiniz. Bu çözüm içerisinde arkadaş biz Müslümanız. Evet. Cenab-ı Allah olacak. Evet. Kur'an-ı Kerim'e biz inanırız. Bizim bunlar inançlarımız. Evet. Kur'an-ı Kerim'e tabii ki bakacağız. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne demiş, nasıl yorumlamış? Tabii ki bakacağız. Bu çağ dediğin senin yıkılıyor. Evet. Tepene yıkılıyor. Üretmişsin. 700 trilyon dolar. Ona geleceğiz. Sen hala böyle aman bunları kıpırdatmam. Altında kalıyorsun. Ve ondan sonra çamura yatıyorlar. Nasıl çamura yatıyorlar? Gidiyorsun fiziksel olarak gücün var diye işgallerde bulunuyorsun. Orta Doğu'ya geliyorsun, işgal ediyorsun. Mali'ye gidiyorsun. Senin ne işin var ya Mali'de? Mali'ye gidiyorsun, işgallerde bulunuyorsun. Evet. Neden? Çünkü paradigmanız çöküyor. Bitiyorsunuz ya, bitiyorsunuz. Yok olacaksınız. Tam onu bu yok oluş borç sırasında, transferi dediğimiz şey mesela. Tabii onları konuşacağız. Tam bu yok oluş sırasında işte bu paradigma değişimiyle kendi değer sayımımıza uygun çözümlerin artık tebarüz etmesi, ortaya çıkması, kesinlikle, bariz, kesinlikle, hale gelmesi lazım. Aslında işte paradigmayı, yani değer sayımı, kendi değerler sistemimizi, evet, birinci programda konuşmak isteyişimizin sebebi bu. Yoksa biz onların kanalına ne diye girelim? Evet. Yani şimdi şeye deli gibi, hani deliler sıra olmuş bir duvara bakıyorlarmış. Doktor bakmış böyle, demiş ki ya ne yapıyor bunlar? Vallahi bilemiyorum demiş efendim, oradaki bakıcı hademe
Bunlar gelip gelip şurada bir delik var, oraya bakıyorlar. O da merak etmiş, lan bunlar ne görüyor diye, affedersiniz. Sıraya girmiş, işte sıra ona gelmiş, eğilmiş, nereden bakacaksın, buradan bakacaksın demiş. Bakmış bakmış hiçbir şey görememiş, çıkmış dışarıya. Demiş ya ben hiçbir şey görmedim. Deli mi demiş ki, ya biz demiş kaç seferdir bakıyoruz daha göremedik demiş. Hemen sen bir bakışta mı göreceksin? Ya deli gibi sen ya kalkıyorsun, önümüze bir şey getiriyorsun ve evet. Bu çözüm değil. Değil. Şu anda sizin dediğiniz gibi Amerika'da o kadar karneyle yaşayan insanlar var. Sen bir çözüm ürettim diyorsun, yığınla insana sosyal yardımlarda bulunmaya devam ediyorsun. Yığınla insana ekmek götürüyorsun evine, poşetle yemek götürüyorsun. Ha bunlar kötü şeyler mi efendim? Ya bunlar iyi şeyler de. Adama sen yalnız bunları, yani sen muhtaçsın diye veriyorsun. Sistemi öyle kurgula, evet. O da hakkını alsın. Evet. Yani onu ne diye sen... Niye muhtaç olsun? Niye muhtaç olsun niye sana ya? Niçin senin belediyenden gelecek, yani iki torba kömürüne muhtaç aynen. olsun adam? Sen sistemi öyle bir hale getirmişsin ki, köle hale getirmişsin aynen. milleti. Çünkü senin değer yargın içerisinde, ya Batı'nın değer yargısı gibi katmanlar var. İnsanları katman katman algılıyorsun. Borçlanmak. Katman katman. Katman borçlandırıyorsun. Borçlanmak. Katmanlar var. Kime borçlanıyorsun? Fakirler zenginlere borçlanıyor her zaman. Faizin felsefesi de bu saate. Fakir çoğunluktan alacaksın. Zengin azına aktaracaksın. Bu anlaşılmıyor. Yapacağım. Ama burada tıkandı artık. Yani evet. yürünmüyor. Dönmüyor. Çark evet. dönmüyor. Efendim Türkiye'de dönüyor filan. Bakacağız göreceğiz önümüzdeki programlarda dönüyor mu evet. dönmüyor mu? Evet. İsterseniz dışarıda yani dönüyor diyen insanlar kim varsa gelsin burada bize nasıl döndüğünü izah etsin. Evet. Biz dönmediğini çözümlerini söylesinler. Burada söyle. Neresi çözüm diye bir şey yok nereden? Ki. Yok. Çözüm şu. Yok. Aman hiçbir şeyi karıştırmayın. Hiç kıpırdatmayın. Biz bu şekilde devam edelim. Bu şekilde nereye işte nereye kadar bir paradigma felci ülkeleri batırabilir. Evet. Şimdi Batı batıyor. Amerika batıyor. Ya komedi yani adam evet. çıkarıyor çıkıp bütün dünyaya şunu diyebiliyor. Ben bir tane metal coin basıyorum. O çok. Yani bir tane 1 trilyon dolar. 1 trilyon yani. Dolar. Artık bunu Türkiye'deki insanların gelişen insanlar ya bunu hala bazı bizim akademisyen 16 arkadaşlar 16 tane bastığını düşünün. Bütün borçlar gitti diyelim. Bazı akademisyen arkadaşlar para, 16 para. Bana geçenlerde şeyi izah etmeye çalışıyorlar. Ya hocam işte bunun işte matematiği var, bilmem nesi var. Ya zırvanın matematiği mi olur ya? Dalga geçmenin matematiği mi olur yani? Adam dalga öyle. Geçecek seninle. Sen aşağıda matematiğini yapacaksın peki, bunu. Madem matematiğinin bana ne? Madem devlet basıyordu böyle 1 trilyon dolar. Onu fazladan bassın. Borçsuz i̇şte, olan. Ha. Neden vergilerle işte tamam, harçlarla işte bunlara girdiğimiz ne? Zaman bu ha. konulara girdiğimiz zaman insanlar görecekler ki aslında mevcut paradigma, mevcut değer sayım çöktü. Aynen. Artık ya bunu saldırarak kapatmaya çalışıyorlar ya da saçma saçma böyle adımlar atıyorlar ama çaktırmayalım bizim bu şeyimizi diye hemen de kapatmaya çalışıyorlar. Fakat yani ne denir? Yani zırva tevil götürmediği gibi aynen. yani siz batılı hakka elbise olarak giydiremezsiniz. Yani yalan bir şekilde ortaya çıkar. Bu evet. düzen yalan düzeni, bozuk bir düzen, köle düzeni. Neticede bu hak bir düzenle yer değiştirecek. Evet. Aslında bu paradigma değişimi demek. Evet. Buna vesile olacak olan evet. şey demektir. Yeni bir dünyanın kuruluşu. Ancak, böyle, ancak olur. Böyle olur. Son kısmında bir ara daha vereceğiz evet. sevgili izleyicilerimiz. Aradan sonra birkaç örnek vererek bir sonraki programla ilgili kabaca birkaç meydan okumamız olacak. Hodri meydan çekeceğiz. Ve ondan sonraki programa kadar da sizde sizden izin isteyeceğiz. Şimdi reklamlar efendim. Evet tekrardan hayırlı akşamlar değerli dostlarımız, izleyicilerimiz. Hayırlı akşamlar. Paradigmaları konuşuyoruz. Paradigma nedir? Değer sayımdır. Bunları konuşuyoruz. Bu son bölümümüzde birkaç tane örnek vereceğiz. Az önce dediğimiz bir şey var. Bir paradigma felci, yani bir değer sayım evet. felci bir ülkeyi yıkar. Evet. Bir ülkeyi bitirebilir. Nitekim İsviçre'den bir örnek verdiniz. Saat evet. örneği ki saat. Ülkenin dünyadaki saat pazarının %65'ini İsviçre elinde tutarken bir dijital evet. saati algılayamadıkları için orada o paradigma hı. felçinden dolayı bunun çalışmayacağını, olmayacağını çünkü saat kavramı kafasında işte tiktakları olacak, işte kurgusu olacak, yayı olacak, o mekanizması, çarkları olacak
diyebildiği için ona önem vermedi. Ama geldi Japonya'dan firmalar bu dijital saati aldı. İsviçre'nin pazarını komple Allah pamuğu gibi attı, kenara bitirdi. Bir paradigma felci, yeni bir paradigma bir ülkeyi aynı zamanda abat eder. Aynen. Bir çıkış yapabilir. Evet. Buna bir örneğin var mı hocam? Hocam bununla ilgili anlattığımız her zaman biliyorsunuz Japonya örneği var. Yani evet. Derslerde de hatta onunla ilgili tek bağımsız dersler vardır. İşte lean manufacturing yani yalın imalat olsun, işte tam zamanlı üretim. Yani burada teknik detaylara girmeden şunu söyleyelim. Japonya'ya baktığımızda ben yaşlı amcalarla görüşüyorum o zamanları hatırlayanlar. 1950'li yıllarda Japonya deyince aklınıza ne geliyor? Yani Japon ürünleri dediğimizde işte taklit, Tokyo terlik. Evet, Tokyo. Ucuz. Çünkü Tokyo. Tokyo'dan Tokyo. Gelirdi. Yani, adı oradan kalmıştı. Aynen. Yani çok ucuz. İşte yani teknolojik olarak düşüktür. Kalite hiç yani bugün alırsın o akşama bozulur gibi. Yani bugün hani Çin ürünleri için ne sergilenirse bir fıkrada olduğu gibi hani bir yelpaze almış. Evet. Bir sallamış, yelpaze kırılmış. Gidiyor tabii geri götürüyor. Ya diyor bu yelpaze diyor çok işte 2 sene dayanır falan dedin ama şey yaptık, salladık, kırıldın. Yanlış kullanım diyor. Nasıl kullandınız diyor. İşte aldım böyle saldım. Olmaz diyor. Bunu tutacaksın, böyle yapacaksın diyor. Yani bizim temel türü olmuş temel biraz ya. Şimdi burada yani Japon ürünleri böyle bir ürün olarak geçiyor ve o zamanlar şimdi Japonya'nın altyapısını incelemek lazım. Yani bir paradigma için altyapı çok önemli. Onu da bu arada tabii anlıyoruz. Japonya biliyorsunuz küçücük bir ülke. Yani baktığımızda yüz ölçümü olarak Türkiye'nin 1/2,5 kadar. Yani dağlık bölgeler vesaire eğer çıkarsanız kullanım alanlarını Japonların evi ya burası herhalde bilmiyorum çok büyük bir şeydir yani. Şöyle bir alandan birkaç tane herhalde daire çıkarsınız çok rahat. Yani küçük bir ülke yüz ölçümü insan sayısı fazla bizim 2 katımız. Böyle bir ortamda ne yapamıyor bunlar? Stok da tutamıyorlar. Yani biliyorsunuz bir şey üretirken özellikle ticarette olan veya üretim sektörüne herkes bunu çok rahat alacaktır. Bir ham madde tedarikçilerine getirsiniz, üreteceksiniz. Diyelim ki bundan üreteceğim ben. 1000 tane üreteceksem, diyelim ki onu ham maddesini getirdim 1000 tane üretebilecek kadar. Buna üretir üretmez stoğumda tutamam. Hemen ne yapmam lazım? Satıcıya göndermem lazım bayime. Şimdi burada Japonya böyle bir durumda bir ülke. Ve onlar o yani ülkenin şartları içerisinde sıkışmışlar. Bir yani değer sayım değişimi diyoruz ya ona ihtiyaç var. Yani bir değer sayıma ihtiyaç var. Teknolojik olarak çok zayıflar. O anda o zamanlar biliyorsunuz Doktor Deming diye anlattığımız birisi vardır. Yani evet. Toplam kalite gurularından yani, biri. Ve Amerika'da yıllarca yani kimse dediklerini dinlememiştir bile. Hatta Japonya'da 20 sene kalmış ondan sonra döndükten sonra yine dinlememişler. Yani bir danışmanlık şirketi kuruyor 80'lerde yine kimdir adını sonralardan duydular. O zaman bir paradigması vardı onun neydi? Yani zero defect product dediğimiz sıfır hatalı ürün. Yani siz diyelim ki üreteceksiniz bundan 1000 tane üreteceksiniz. 9 tane üretme lüksünüz yok. 100 tane hata üretemez, yani üretemezsiniz. Çünkü niye? Stoklarınız ona müsait değil. Bir de maliyet. Eskiden biliyorsunuz hani kaliteden bahsederken kalite kontrol bölümleri vardı. Önce üretir sonra kalitesine bakarlardı. Şimdi nasıl aştılar? O gittiği zaman Doktor Deming aslında bir nüfus sayımı için gitmiştir. Yani evet. O Japonya'da nüfus sayımına istatistikçi için kendisi. Ona yardımcı olmak açısından gittiğinde onu keşfetmişler. Sürekli her gün programlar yapmış. Radyo programları, televizyon programları. Yani o biliyorsunuz yani pek çok teknik var. Toplam kalite yönetimi dediğimiz toplam kalite yönetiminde. O tekniklerin pek çok şeyi orada uygulanma şansı olmuştur. Ve bugünkü Japonya'nın yani o artık yani teknolojisi bu halini alması ona borçludur. Doktor Deming'e hatta kutsal hazine ödülü bilmem işte şu anda Deming ödülleri adı altında ödüller verilir Japonya'da sürekli. Çok tabii, vakıfları tabii. Da var. Ama yani. Amerika'da bunu doğru düzgün mesela bilen yok. Bunlar Japonya eksenidir. Yani bugünkü teknolojik işte kalite o standartların vesaire artık öncüsüdür. Yani bir paradigma adam yani dışarıdan gidiyor. Evet. Toplumu aynen. Analiz ediyor. Bakıyor diyor aynen. Ki sizin için en uygun olan değerler sistemine uygun imalat sistemi budur.
Aynen. Çünkü dışarıdan aynen, baktığı aynen. için onları rahat görüyor, onların değerler sistemini. Onlar da onu tanıyorlar. Onlar da onu tanıyorlar. Aslında onu derslerde de anlatmış o. Yani o zaman şimdi, demişler böyle saçmalık olur mu? Yani sen sıfır hatalı bir ürün nasıl yani mümkün değil bu. Ama tam zamanlı üretim sistemleri işte lean manufacturing yani onu da aslında yanlış çeviriyorlar. Ona uygun, yani, ona uygun. Yani o bütün yöntemlerin hepsi yani dedik ya bir değer sayım neyi içeriyor aynı zamanda deneyler, araçlar vesaire pek çok şeyi kendi içerisinde geliştiriyor. Tabii. Yani o bakış açısıyla yani o değerleriyle sınırları, kurallarıyla yepyeni şeyler bulunuyor. Yani bugünkü, yani biz ekonomide bunları sorgulayacağız ya. Evet. Yani ekonomide kullanılan pek çok büyüme araçları var vesaire. Onları tekrar revize ederek aslında baktığınızda yeni değer sayım içerisinde. Yani bunların bazısını kullanabilirsiniz. Bazısını farklı yorumlarla yani veya revizyonla yani değiştirmeyle kullanmak durumundasınızdır. Yani orada Japonya'nın çıkışı tamamen bu paradigmadandır. Kesinlikle. Yani burada hatta karateci çocuk örneğiyle falan ileride de bunu anlatırız. Yani çünkü yani başka şeyde, bir bölüm de var. Aslında bu değer sayım yani bir toplum o Japonya örneğinde Deming'in yani Amerika'dan giden bir uzmanın onlara yardım olsun diye önerdiği imalat sistemlerinin orada tutmuş olmasının en büyük sebebi dışarıdan gelen insanın oradaki değer yargılarını keşfedip evet. yani onların paradigmasını, onların değer sayımını keşfedip onlara uygun çözüm üretmesinden kaynaklanıyor. Onların değerlerine, aynen. Onların evet. değerlerine uygun. Evet. Şimdi aynı şeyi al tersine çevir bize. Evet. Bizim Anadolu coğrafyasındaki bizim insanımız, batıdan gelen bizim değer sistemimize uygun bize çözüm üretmiyor. Tam tersine bu bizim değerler sistemimizi bozacak bir evet. şekilde çözüm üretiyor. Evet. Yani bunları hiçe sayıyor. Evet. Bize yıllarca mesela kitaplarda Batı'nın işte edebiyat adamları, Batı'nın işte sosyal bilimcileri, Batı'nın çok büyük işte felsefecileri, tıpçıları, matematikçileri bunlar hep övüldü. Yavaş yavaş işin içerisine girilmeye başlanınca ki bu konuda kendisine de buradan hem selamlarımızı gönderiyoruz hem anıyoruz. Profesör Doktor Fuat Sezgin Hoca. Evet. Fuat Sezgin Hoca bu ilimler tarihini çalışınca bir de baktı ki 700 ila 1700'lü yılların arasında İslam bilimlerinin, Türk İslam alimlerinin üretmiş olduğu, İslam alimlerinin üretmiş olduğu bütün değerleri Batı almış kendisine onun üzerinden sanki ben yaptım diye bunu kendisine özdeşleştirmiş, özümsemiş. Ondan sonra bozmuş bir kısmını, kendisinin evet. hoşuna gitmeyen ya da kendisine uymayan kısmını. Ondan sonra onunla bir çıkış yakalamış. Evet. Aslında temelde o aynen. İslam kesinlikle. Alimlerinin üretmiş kesinlikle. Olduğu kanava var. O çıkışla buraya kadar gelmiş. Ama 2000'li yıllar artık yolun sonu. Onun üzerine bir şey koyamamış, aynen. koyamıyor. Hocam orada işte CERN deneyleriyle evet. bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kurguyu tam olarak oturtturamıyor. Kafasında evet. çünkü evet. onların değer sayımıyla diyelim ki İslam alimlerinin değer sayımı ya da bu coğrafyanın değer sayımı arasında dağlar kadar fark var. Şimdi Japonya evet. örneğine giden adam Japonya'daki değer sayıma uygun onların değerler sistemine uygun çözümler üretmiş. Bize gelenler bizim değer sayımımıza bizim değerler sistemimize uygun çözüm üretmiyor. Tam tersine zorla. Basmakalıp oradakini basmakalıp, alalım. Oradaki... İlle böyle olacaksın. Şunu yapacaksın. Ya kardeşim yani buraya gelen insan yani bizim değerlersin. İnsanlar düşünün yıllarca diyelim ki kendi bu coğrafyanın öncüleriyle alay edildi bu memlekette. Evet. Küçük görüldü. Yani bir şeyden bir Benjamin Franklin'den bahsedince çok büyük adam işte büyük düşünür falan filan neyse bunlar konuşuldu. Ama diyelim ki bir İbni Haldun, ne diyelim İbni ki bir Sina. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli, bir İbni şeyin... Sina. Bunlar evet. bizim toprağımızın çocukları. Biz onların çocuklarıyız diyelim, torunlarıyız. Onlar bizim ceddimiz, atalarımız. Biz bunlara öykünemedik. Evet. Bunlardan örnekler gösteremedik. Ta ki hani Amerikan başkanı iken Bill Clinton elinde bir kitap okuyor. Onu görüyor bizim devlet büyükleri. Ne okuyor efendim? İbni Haldun. Reagan zaman, Reagan. Reagan, pardon. Reagan. Reagan, elinden düşürmediği bir kitap. Evet, evet. İbni Haldun'un mukaddimesi.
Ondan sonra dönüp bizimkiler o mukaddime ne kadar büyükmüş, ne kadar iyiymiş filan demeye başladılar. Ya sen kendi değerlerine sahip çıksana. Evet. Her türlü baskıya rağmen insanın kendi değer sayımına sahip çıkması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi onun için gelinen noktada artık, şimdi biz bu konu ekonomi politik bir konu. Evet. Ekonomi konusuna geleceğiz ama bu ekonomiyi, bu ekonomi çözümleri üreten zihniyet çöktü. Evet. Sonuç da çöktü. Evet. Artık çıkış bulamıyorlar. Aynen. İşte tam burada biz yeni bir şey önerme getireceğiz. Ama önermeyi getirmeden önce değer sayımlardan başladık. Yani paradigmadan formatı atıyoruz. Başladık. Format yani atıyoruz. Formatınızı değiştirin. Format atıyoruz. Twitter'dan bir arkadaş ne demiş, demir filizini anlatmaya başladılar filan hocalarımız diye. Demir filizi demir filizi, hiçbir şey fark etmez. Kimya ise kimya, fizik ise fizik. En temelden başlamamız gerekiyor. Haberden çünkü Ömer Müjde işin Bey, temeli bu. İşin temeli bu. İşin öncüsü bu. Yani buradan gireceğiz ki biz ondan sonrasını rahat anlatabilelim. Biz yani şimdi bazı şeyleri söyleyeceğiz. İnsanlar diyecekler ki bu hangi kitapta yazıyor? Ben hatırlıyorum havuz sistemini kurma çalışması yaparken ki o zamanı geldiği zaman burada belgelerini de getirir şey yaparım. Bana diyorlardı ki ya hangi kitapta yazıyor bu? Yani hangi kitapta? Ben de diyordum ki ya bir kitapta yazması gerekmiyor ki. Evet. Yani sen mantığına bak, yani bu doğru mudur? Yani bu yapılabilir mi filan? Evet. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmamış bir şey. Tepkiler böyleydi. Çünkü yani bir başkasının değer sayımında yazılan kitaba insanın kendisini bağlaması kadar büyük bir acziyet olmaz. Aynen. Yani şimdi peki biz bu programımızda neye göre hareket edeceğiz? Kendi değer sayımımızı, kendi değer sayımımıza sahip. Tabii şunu da itiraf etmek lazım. Biz de mevcut paradigma içerisinde yetişmiş hocalarız. Yani biz gittik İngiltere'de okuduk. Avrupa'nın birçok üniversitesinde bulunduk. Hala mevcut paradigma içerisinde bilimsel, teknik, teknolojik çalışma üreten insanlarız. Yani ama biz şeyimizi zorluyoruz. Yani şunu görüyoruz. Ha bu artık sınıra geldi. Bunun aşılması gerekiyor. Bunun kırılması gerekiyor. İşte bunun kırma çalışması. Hocam çalışma. Burada bir itirazda bulunabilir miyim? Buyur. Ufak bir itiraz gibi. Tam yani itiraz da belki denemeyebilir ama itiraz da diyelim. Şimdi dediniz ya biz bu mevcut sistemin içerisinde yetiştik. Şimdi yani gerçekten doğru. Yani orada yetiştiğimiz yani yani o öğretilmiş çaresizlik peki bizde niye yok? Burada çok önemli bir şey var. Bir yani o konuyla ilgili incelemelerde. Paradigmaları değiştirenler yani değer sayımları değiştirenler genellikle alan dışı insanlar. Genciyle yaşlısıyla alan dışı insanlar olması çok önemli. Bizim herhalde burada yani itiraz ettiğim nokta neden biz yani diğer ekonomistler gibi yani ya siz ne yapıyorsunuz yani kafanızdan element uydurmayın der gibi bir şeyimiz neden yok? Çünkü biz alanın dışındanız yani. Yani neticede yani iktisatla ilgili dersleri de aldık yani o öğrenme hayatımız boyunca ama onlar gibi angaje olmadık yani bu işin içerisinde. Biz hep itiraz ettik. Hep itiraz ettik yani. Baştan beri itirazcıydık yani. Ben onu şunun için söylemiştim. Bizim de bu değer sayımı içerisinde bazı eksikliklerimiz ama olabilir. Ama doğru. Yani mevcut biz, değerler batı değerlerine göre yani alınması biz, o konuda tamamen bizim haklısın. Eksiğimiz ol. Ben şunu demek istiyorum. Yani bizim eksiğimiz elbette olabilir. Yani neticede hepimiz aciz insanlarız yani. Evet. Eksiğimiz varsa biri bize bunu öğretirse tabii. Biz de bundan memnun oluruz. Ama yani gerekli sorgulamamızı yaparız. Evet. Neye göre sorgulama yaparız? 4 şeye göre sorgulama yapacağız. Bu programda sürekli kullanacağımız değerli izleyicilerimiz, sevgili dostlarımız 4 şey vardır. 1- İlim. İlim deyince biz Kur'an-ı Kerim hak bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere, biz kutsal metinler de dahil olmak üzere her türlü ispatlanmış ilmi çalışmaya önem veririz. Önceliğimiz budur. İlim. Ondan sonra 2 olarak akıl. Bu ilmin üzerine biz aklımıza bakarız. Başkasının aklıyla hareket etmeyiz. Sen akıllısın da ben akılsız mıyım? Bir şey bulmuşsun, bana dayatıyorsun. Bu böyledir ile. Eğer benim aklıma yatmıyorsa ben buna itiraz ederim. Bu 2. Bir üçüncüsü tecrübe. Tecrübe çok önemli bir şey. Tecrübe edilmiş, olmamış. Tekrar siz de tecrübe edin. İyi de bana zaman kaybettirecek, para kaybettirecek, performansımı düşürecek. Aynen. Ne diye ben tecrübe edilmiş bir şeyi tekrar yapayım? Bir yere girmiş, düşmüş, batmış adamlar. Biz gene aynı şekilde devam ediyoruz.
Görüyorsunuz yani kuyuya giriyor. Adam yani, kuyuya atıyor kendisini. 60 kuyuya. Batı'nın şu anda gelmiş olduğu nokta. Borcu çevirebiliyoruz ya. Ya çeviremeyeceksin işte, geldi adam. O noktada ne yapacaksın? Çözüm ne orada? Yani senin girdiğin bir eksen olarak düşünürsek, yol ekseni. Sen şimdi 10. kilometrede diyorsun ki ya gidiyor araba. Ya 50 kilometre sonra senin gibi giden arabaların hepsi batmış, durmuş. Yani ne diye gidiyorsun? Tecrübe. Bir dördüncüsü gerçekler. Gerçeklere de bakacağız. Evet. Böyle hayali çözümlerin peşinde olmayız. Dolayısıyla ilim, akıl, tecrübe ve gerçeklere bakarak burada biz bütün bu paradigma ve değerler sistemini öncelikle ortaya koyduktan sonra, yani biz olaylara nasıl bakacağız bunu ortaya koyduktan sonra, biz artık önümüzdeki programdan itibaren ekonomi, öncelikle ekonominin içerisine gireceğiz. Ekonominin içerisine gireceğiz. Çünkü mevcut paradigmayla çözüm yok. Bakıyoruz mesela, Sayın Başbakan NATO'ya girdi, AB'ye girecek. Orada bir sürü sıkıntılar var. Onlar işte kendi başlarından çaresine bakamıyorlar. Gerekirse Şangay'a bakarız. Yani ne lüzum var? Yani oraya giremedik, buraya gireriz. Yani Şangay dediğiniz, yani şimdi biri Batı değerler sistemi, Batı değer sayımı bize uymuyor da Doğu değer sayımı mı uyacak? Ha. Neden kendimize has, kendi inançlarımıza uygun ilim, akıl, tecrübe ve gerçeklere dayalı bu coğrafyaya uygun değer sayımla hareket etmeyelim? İşte bunu konuşacağız. Kalıplar da benziyor hocam birbirine. Kalıplar birbirine Almanya benzer. Almanya ile Fransa neyse şimdi Avrupa Birliği'nde. Programımız bitiyor ama son olarak şunu söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki programda şu soruyu sorarak başlayacağız. Ekonominin temel tanımı nedir? Sizden rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Ekonomi ile ilgili herhangi bir kitabı elinize alın. İçindeki bütün grafiklere falan bakmadan en temel olarak nasıl tanımlıyorlar bunu? Bu ekonomi nedir? Ne işe yarıyor? Temel kurgu tanım nedir? Bu çok önemli bir şeydir. Bir ödev gibi adeta. Ödev gibi. Buna çalışın. Önümüzdeki programda biz buradan ekonominin içerisine gireceğiz. Bakalım ilk yaptıkları ilk adım doğru mu? Bir şeyi, ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz hepsi yanlış olur. Evet. İlk düğme, ilk ilik doğru mudur? Biz iddia ediyoruz ki en temel yanlış ilk tanımda başlıyor. Sözlerimi burada ben bu şekilde hocam tamamlıyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Bütün arkadaşlara hayırlı geceler dileyerek programı kapatıyoruz. O düğme örneği çok güzel oturdu. İlk, yani düğmenin yanlış iliklenmesi. Ben de izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Umarım yani anlayabilecekleri bazı ödevlerini yaparak gelirler. Evet. Öbür taraftan biz mümkün olduğunca, paradigma ağır bir konuydu. Basite indirgeyerek mümkün olduğunca anlatmaya çalıştık. Değer sayımlarınızı değiştirin şeklinde ileride ekonomistlere bol bol atıfta bulunacağız. Hayırlı geceler, hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler.